Başkanım, Sayın Topluluk Danışmanım, üniversitemizin değerli öğretim üyeleri ve öğretim elemanları, sevgili öğrenciler, saygıdeğer konuklar. Biyomedikal Mühendisliği topluluğumuzun düzenlemiş olduğu Biyomedikal Mühendisliği Günleri etkinliğimiz Biyomed 2018'in ikinci gün oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizleri birbirinden kıymetli konuklarınızla bir araya getirmekten onur duymaktayız. İkinci güne ait etkinlik programımızı arz ediyorum. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor İdris Şahin Hocamızın açılış konuşması. Sayın Profesör Doktor Numan Akdoğan Hocamızın Nanobiyoteknoloji ve Biyosensörler başlıklı sunumu. Sayın Doçent Doktor Barış Binak Hocamızın Biyoenformatik ve Genom Analizi başlıklı sunumu. Sayın Doktor Öğretim Üyesi Pınar Çakıratır Hocamızın Moleküler Baskılanmış Polimerler ve Biyomedikal Uygulamaları başlıklı sunumu. Yemek arası. General Electric Healthcare Türkiye Ürün CT Yöneticisi Sayın Derya Akbaş'ın Yeni Nesil Diagnostik Görüntüleme Metotları başlıklı sunumu. Bölüm Başkanımız Sayın Doktor Öğretim Üyesi İklim Orkan Uçar'ın teşekkür konuşması ve kapanış. Etkinliğimize katılmayı kabul ederek bizleri onurlandıran Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor İdris Şahin Hocamızı açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Evet, böyle bir konuşma beklemiyordum ama neyse birkaç bir şey söyleyeyim. Öncelikle değerli misafirlerimiz, değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Dün de gelmek isterdim ama beceremedim. Ben de bir şeyler söyleyeyim dedim. Ben de mikrobiyolog tıp doktoruyum. Burada tabii toplantıya bakar bakmaz üzüldüğüm şey bizim doktorların gelmemiş olması. Halbuki buradaki gizli kahramanları bence görmeleri gerekiyordu. Çünkü biliyorsunuz tıp bayağı ilerliyor. Biz insanoğlu kafaya taktık. Daha uzun yaşamak istiyoruz. Eskimemek istiyoruz. Uzun yaşamak istiyoruz ama eklemlerimiz eskiyor, oramız eskiyor, burnumuz eskiyor, dişlerimiz eskiyor. Her yerimiz eskiyor ve bunların değiştirilmesi gerekiyor. Bazen organini bulamıyoruz. İşte biyomedikalciler sayesinde yeni yapılan teknolojik şeyler kullanmaya başladık. O yüzden bence insanlığın geleceğinde ben değerinizin çok önemli olduğunu söyleyeyim. Özellikle öğrencilere söylüyorum. Gelecekte muhtemelen bizim tıpçıları da geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü yapacağınız eklemler, sentetik kemiklerden tutun da belki artık sentetik sinir sistemine kadar olan birçok şeyle insanoğlu gelecekte çok uzun bir ömür bekliyor ama bu biyomedikalle ancak olabilecek bir şey. O yüzden keşke kalıp dedim uzun süre dinleyebilseydim. Çünkü ben de mikrobiyolog olarak bizim de en büyük amacımız bu prostetik malzemelere mikropların yapışmasını önlemek, mikroplarla birlikte yaşamak ama bu taktığımız alet edevata zarar vermesini önlemek. Ve tabii biliyorsunuz biyomedikalde bizim için tıpçılar için en büyük sorunlardan bir tanesi sizin insanoğluna monte ettiğiniz cihazlar, ya yani içinize taktığınız cihazlar veya tanısal anlamda kullandığınız cihazların immün sistemimizde, bağışıklık sistemimizde barışık yaşamasını sağlama. Aslında temelde iki ana konu var. Ben şu ana kadar baya mesafe alındı. İnşallah bundan sonra da mesafelerin devam edeceğini düşünüyorum. Ve gelecekteki insanlar adına şimdiden size teşekkür ediyorum. Çünkü sizin sayenizde çok uzun yaşayacaklar. Öyle görünüyor. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Oturumumuzun ilk konuşmacısı. Konuşmasından dolayı üniversitemiz rektör yardımcısı Sayın Profesör Doktor İdris Şahin Hocamıza çok teşekkür ederiz. Oturumumuzun ilk konuşmacısı Sayın Profesör Doktor Numan Akdoğan. Kıymetli konuğumuz Sayın Profesör Doktor Numan Akdoğan lisans ve yüksek lisans eğitimini 2001 ve 2004 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde, doktor eğitimini ise Almanya Ruhr Üniversitesi Fizik Bölümünde tamamlamıştır. Gebze Teknik Üniversitesi'nde 2010-2012 yılları arasında yardımcı doçent, 2012-2018 yılları arasında ise doçent olarak göreve başlamıştır. 2018 yılında profesörlüğünü alan Sayın Profesör Doktor Numan Akdoğan, Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi olup, aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulu olan Nanoteknoloji Enstitüsü'nün müdürlüğünde yapmaktadır. Nanoteknoloji ve biyosensörler üzerine çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Sayın Profesör Doktor Numan Akdoğan'ı Nanobiyoteknoloji ve Biyosensörler başlıklı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Thank you.
duyabiliyor musunuz? Sesim geliyor mu? Tamam, şimdi açıldı herhalde. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle organizasyonu yapan hocalarımıza, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kapının girişinde 15-20 tane arkadaşımız sabah erken saatlerinden itibaren bizi karşıladı. Çok da emek verdikleri anlaşılıyor. Ben de geçmişte çok organizasyon yapmıştım bu bilimsel toplantılarda. Genelde organizasyonu yapan ekipler bilimsel konuşmalardan çok fazla istifade edemez. Onun için onların da mümkün olduğunca istifade etmesini diliyorum. Ona dikkat edilse çok iyi olur. Çünkü en çok emeği veren onlar genelde mahrum kalıyorlar. Bununla birlikte lise öğrencileri var. Biraz önce salona girerlerken gördüm. Şimdi onlar da endişelenmesinler. Üniversiteye geldik. Acaba nasıl, hangi konulardan bahsedecekler? Biz hiçbir şey anlayamayacağız gibi düşünmesinler. Konuşmam hem lise öğrencilerin, hem üniversite öğrencilerin, hem de üniversitede hoca olan insanların anlayacağı seviyede organize edildi. Biraz önce dışarıda da söylemiştim hocamla konuşurken, 2-3 hafta önce Üsküdar Çocuk Üniversitesi var, belediye organizasyonu. 8-11 yaşındaki dahi mertebesindeki çocuklara özel eğitim veren bir kurum. Orada benzer bir sunum yapmıştım, benzer içerikli bir sunum. Yine 2 hafta önce falan İstanbul'da Hisar Hospital'da hekimlere benzer bir sunum yapmıştım. 1 hafta önce iş adamlarına, Kocaeli'de, İzmit'te iş adamlarına benzer içerikli bir sunum yaptım. Dolayısıyla aslında hepimizi ilgilendiren, rahat anlayacağımız şeyler. Onun için baştan pozitif ön yargıyla yaklaşırsanız memnun olurum. Tabii nanoteknoloji çok popüler bir konu. Yani isim olarak biliyoruz. Hayatımızı da etkilemeye başladı. Ama şunu söyleyeyim, daha başlangıç aşamasında. Peki niçin önemli? Milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Her sene tablolar yayınlanır. Türkiye işte cari açığı bu kadar. İhracat, ithalat dengesi kurulamadı vesaire. Özellikle yüksek teknoloji gerektiren ürünlerde sürekli dışarıya muhtaç. İşte bu yeni gelişen teknolojiler, biyoteknoloji gibi, nanoteknoloji gibi, ondan sonra diğer birçok sektör bizim bu gelecekte de bu şekilde ihracat ve ithalat açığımızın olmaması için çok yatırım yapmamız gereken sektörler. Burada bir şey söylemek istiyorum. Yani ben niçin buradayım? Nanoteknolojide çalışan bir insan niye biyomedikal kongresinde ne işi var diye sorarsanız şunu söyleyeyim. Nanoteknolojide bu zamana kadar Avrupa'da, Amerika'da, Güney Kore'de, Singapur'da, Çin'de, Rusya'da yapılan yatırımların %50'sinden fazlası nanobiyoteknoloji konusunda. Yani ilaç geliştirilmesi, ilacın vücutta istenilen bölgeye hızlı bir şekilde ulaştırılması veyahut da teşhis tedavi metotları geliştirilmesi. Dolayısıyla yani sağlık sektörünü, biyomedikal sektörünü çok ilgilendiren bir konu. Zaten çok yeni bazı gelişmelerde de şimdi konuşma esnasında göreceksiniz. Süren 45 dakika. Kim tutuyorsa artık 45 dakikayı kullanmak istiyorum. Sonunda soru cevap olabilir. Arzu ederseniz arkadaşlar sunum içerisinde de isteyen sorusunu sorabilir. Şimdi öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Nano nedir? Nano boyutta ne oluyor? Kısaca bunu anlayalım, sonra devam edelim. Nano Yunanca bir kelime ve cüce demek, küçük demek. Nano teknoloji de bu küçük şeylerden üretilen teknoloji. Peki mesela elimizde şu büyüklükte bir demir var. Bu elimdeki pointer, bu pointer büyüklüğünde bir demir var diyelim. Biz bunu nanometre mertebesine indirdiğimiz zaman ne oluyor? Yani demir aynı demir diye düşünebilirsiniz. Hayır, artık demir aynı demir değil. Şimdi yetişkinler için bir örnek vereyim. Mesela bir insan birisiyle tanışır, bir sene falan tanışıklığı vardır. Ondan sonra evlenir. Aradan 10 sene geçer. 10 sene sonra o kişinin hiç görmediği bir huyunu görür. Yani tamamen her şeyin tanıdığını zanneder, 10 sene sonra bir huyunu görür. Nano teknoloji de böyle bir şey. Malzemenin normal şartlarda, malzeme büyükken hiçbir şekilde haberdar olmadığınız huyunu nano boyuta indiğinde görüyorsunuz. Çünkü o huyu, o özellikleri ancak o kalınlıklarda, o büyüklüklerde ortaya çıkıyor. Peki hangi özellikleri değişiyor? Kimyasal özellikleri tamamen değişiyor. Malzeme
artık daha hızlı tepkimeye girmeye başlıyor. Çünkü yüzeyi çok artıyor malzemenin. Yüzey hacim oranı müthiş bir şekilde artıyor. Aynı zamanda termal özellikleri değişiyor. Mesela demiri 10 nanometre nanoparçacık halinde hazırlıyorsunuz veya 20 nanometre veya 100 nanometre. Altını bu şekilde hazırladığınız zaman altının boyutuna göre hem rengi değişiyor hem de erime sıcaklığı değişiyor. Bunun birçok uygulaması var. Özellikle biyoda altının bu nanometre boyutunda değişen özellikleri alakalı. Mekanik özellikleri değişiyor. Mesela kömür hangi malzemeden yapılıyor? Biliyor musunuz? Kömürün içerisinde ne var? Karbon var. Değil mi? Karbon var kömürün içerisinde. Peki elmasın içerisinde ne var? Onda da karbon var. Onun için zaten kömüre ne diyorlar? Kara elmas diyorlar. Bir de grafen diye bir malzeme var. Siz karbon atomlarını tek bir sıra dizerseniz mukavemeti çok güçlü, aynı zamanda iletkenliği çok yüksek başka bir malzeme elde ediyorsunuz. Ama normalde o özellik ne elmasta var ne de kömürde var. Yalnızca bir atomik layer ve karbon atomlarını dizip grafen yaptığınız zaman bu özellik ortaya çıkıyor. Yine optik özellikleri çok değişiyor, elektriksel özellikleri değişiyor ve manyetik özellikler çok değişiyor. Benim 15 yıldır çalıştığım bir konu. Burada da bir tane örnek vereceğim. Manyetik özelliklerin nasıl değiştiğine dair. Şimdi genç arkadaşlarımızın yaşları küçük ama hocalarımız bilirler. Bundan 10 sene, 15 sene önce hard disk kapasiteleri birkaç gigabayttı. Daha yaşı müsait olanlar bilir, o zaman daha da azdı. Yani benim aldığım ilk bilgisayar 40 GB'tı. 2004 yılında almıştım. 40 GB. Şimdi gidiyorsunuz bir teknoloji markete. Ne kadar? En düşüğü 500 GB, 1 TB, birkaç TB'lerden bahsediyoruz. Hem de boyutu küçülmeye başladı. Bu tamamen nanoteknolojideki gelişmeler sayesinde oldu. Nasıl olduğunu burada çok kısa bir örnekle anlatacağım. Bakın şimdi hiç hard disk içi gören var mı? Hard diskin içini gören kimse var mı? Evet, bir kişi, iki kişi görmüş. Kendiniz mi merak ettiniz, açtınız? Hard diskin içinde DVD, CD gibi yapılar vardı. Aynen şurada gördüğünüz gibi. Ama DVD'den, CD'den farklı iki tarafına bilgi yazılır. Bilgi oraya yazılır ve okunur. Bilgiyi yazan ve okuyan da şu uçlardır arkadaşlar. Şimdi siz bilgiyi nereye depoluyorsunuz? Şunun üzerine, şu yüzeye depoluyoruz. Eğer bu yüzeye depoladığımız malzemenin kalınlığı 100 nanometre ile 1 nanometre arasında olursa bilgiyi biz yatay olarak depoluyoruz. Yani şuraya bilgi depoladığınızı düşünün, bilgileri böyle yatay olarak depoluyoruz. Ama eğer bunun yüzeyindeki kaplama malzemesinin kalınlığını 1 nanometrenin altına indirirseniz, yani angstrom seviyesinde birkaç atomik kalınlığa indirirseniz, bu sefer bilgiyi dikey olarak depolayabiliyorsunuz. Yani bu yüzeye, aynı yüzeye 1, 2, 3 tane bilgi bit depolayabilirken buraya onlarcasını, yüzlercesini depolayabilirsiniz. Sadece kullandığınız malzemenin kalınlığını azaltıyorsunuz. Bu manyetizmadaki çok önemli bir uygulaması. Peki diyeceksiniz ki yani bu bizi ne ilgilendirir? Laboratuvarda hocanın bir tanesi işte çalışmış, bulmuş. Hayır, öyle değil. Hepimiz hard diske para veriyoruz. Hard disklerden sonra SSD'si çıkıyor, para veriyoruz. Yani milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye'de hard disk üreten var mı? Yok. İşte Seagate, Intel, ondan sonra Toshiba, birçok şeyi, hard diski biz dışarıdan alıyoruz. Ve bu sektördeki gelişmeler devam ettikçe, eğer biz de gelirsinde hala kalırsa yine dışarıdan almaya devam edeceğiz. Bu milyar dolarlık açık demek. Yine önemli uygulamalardan bir tanesi, yani nano boyutta malzemenin özelliklerini değiştiğine dair askeri uçaklarda ve gemilerde radara yakalanmayan nano parçacıkların kullanılması. Peki radar nasıl çalışır? Hiç fikri olan var mı? Söyleyebilir misiniz? Radar nasıl çalışır? Sinyal gönderiyor, evet. Yansımayı tekrar alıyor. Evet. Tabii bu bir çeşidi, yani 3 farklı ya da 4 farklı çeşit sayabilirim ama en temel prensip bu. Teşekkür ederim. Doğru. Burada bir radar cihazınız var. Buradan elektromanyet dalgayı gönderiyor. Orada bir cisim varsa o cisim elektromanyet dalgayı geri gönderiyor. Biz de orada uçak var veyahut da denizaltı var veyahut da gemi var diye görebiliyoruz. Ama oradaki cisim buradan gönderdiği elektromanyetik dalgayı yutarsa, soğurursa, geri göndermezse ben onu göremem.
Peki bu nasıl mümkün? Eğer askeri araçların üstünü manyetik nano parçacıklarla kaplarsanız birkaç nanometre boyutunda gelen mikrodalganın tamamı soğuruluyor veya %90'ı soğuruluyor. Geri kalanı da bu cihazların yüzeyini açılı yaparak, belki buradan görünüyor mu en arkada açılı yüzeyleri var, burada geminin de üzeri açılı. Gelen elektromanyetik dalgayı sağa sola saçıyor, önemli bir kısmını da soğuruyor. Dolayısıyla siz kocaman bir uçağa bir kuş kadar veyahut da kocaman bir işte metrelerce, 100 metre büyüklüğündeki bir savaş gemisini bir sürat teknesi kadar görüyorsunuz. Bu önemli uygulamalardan bir tanesi. Hatta şeyde Afganistan'da bir tane helikopteri düştü Amerika'nın birkaç sene önce, medyada gördünüz mü bilmiyorum. Çinliler hızlıca hurdalarını alıp şeye taşıdılar. Sebebi o helikopterin radara yakalanmayan teknolojiyle, nano parçacıklarla kaplanması ve yüzey özelliklerin de öyle olmasıydı. Yine aynı şekilde kimya sektöründe çok önemli. Hem askeri teknolojilerde hem sivil teknolojilerde. Mesela dünyadaki konteyner taşımacılığı, ticaretin büyük ekserisi gemilerle oluyor. Ve bu gemilerin altı her sene bakıma ihtiyaç duyuyor. Çünkü farklı deniz canlıları falan ürüyor, yapışıyor. Bu da işte geminin süratini falan engelliyor. Dolayısıyla bunların bakımı yapılması lazım. Bu hem maliyetli hem de aracınızı kızağa çekmeniz demek. Dolayısıyla para kaybediyorsunuz. Bunların daha uzun ömürlü olması için çok önemli uygulamaları var. Bir de suyu sevmeyen yüzeyleri duymuşsunuzdur. Nanoteknolojide insanların en çok işte duyduğu elbisenin üzerine su dökülüyor veya meyve suyu dökülüyor ama elbise kirlenmiyor. Sebebi nedir? Daha iplik aşamasında, iplik burada, burada boş bir makara var. İpliği buradan bu boş makaraya sarmaya başlıyorsunuz. Buradan da suyu sevmeyen nano parçacıklar ipliğin üzerine kaplanıyor. Siz buradan bir kumaş dokuduğunuzda, o kumaştan bir gömlek, bir elbise yaptığınızda artık o elbise de suyu sevmiyor. Yani su malzemenin içine nüfuz edemiyor. Bir top gibi kalıyor. Buna lotus etkisi deniliyor, lotus çiçeğinden dolayı. Bunun özellikle sivil sektörde çok fazla uygulaması var. Sağlık sektöründe de çok fazla uygulaması var. Mesela mikrofluidik cihazlarda özellikle çok önemli problemlerden bir tanesi. Mesela diyelim ki bir teşhis için kanı mikrofluidik, mikro akışkan bir kanaldan geçiriyorsunuz. Ve o kanal bir müddet sonra hidrofobik, yani suyu sevmeyen, sıvıyı sevmeyen bir hale gelmeye başlıyor. Ve başka problemler başlıyor. Dolayısıyla bu etkileri de çok iyi bilmek gerekiyor. Bunun yanında özellikle sağlık sektöründe, ya söylemiştim, yatırımların %52'sinden fazlası sağlık sektöründe, nanoteknoloji, nanobiyoteknoloji alanında. Kanser çok önemli bir problem. Yani belki de bu salondakilerin yarısının bir akrabası, bir tanıdığı kanser hastasıdır veya duymuştur bir arkadaşının işte akrabası vesaire. İki tür ana tedavi var biliyorsunuz. Biri radyoterapi, biri de kemoterapi. İkisi de ne yapıyor? Kanserli hücreyi ısıtarak yok etmeye çalışıyor. Öldürmeye çalışıyor. Oradaki yayılmasın, ölsün. Onun için ne yapıyor? Isı artırmıyor. Isı artırmak için de işte biyomedikal öğrencileri vardır aramızda. Linaplar var, değil mi? İşte radyoterapi cihazları. Bir de kemoterapi cihazı, kemoterapi için kullandığımız radyoizotoplar var. Yani radyoaktif malzemeler var. İkisi de ısıyla kanserli hücreleri yok ediyor. Ama aramızda tıp fakültesinden hocamız da var. En büyük problem nedir? Kanserli hücrelerin yanında hiçbir suçu olmayan sağlıklı hücrelerin de yok edilmesi ve vücudun yıpranması, bağımsızlık ve bağışıklık sisteminin iyice zarar görmesi. Bunun önlemi nedir? Bir, kanserli bölgenin çok iyi anlaşılması ve ikincisi, o bölgeye ilaç gönderirken yalnızca o bölgenin ışınlanması veyahut da ısıtılması. Bunu yapmak için de manyetik nano parçacıklar kullanılıyor. Manyetik nano parçacıklar kanser hücrelerinin sevdiği proteinlerle kaplanıp vücudun içerisine gönderiliyor. Manyetik oldukları için dışarıdan manyetik alanla da yönlendirebiliyorsunuz. Ve selektif olarak da seçici olarak yalnızca kanserli hücrelerin içerisine giriyor. Dolayısıyla kanserli bölgeyi çok daha iyi teşhis etme imkanı var. Bu farelerde denendi. Geçtiğimiz sene bizim üniversitemizde Biomedical Applications of Nanoparticles diye bir şey vardı. Toplantı vardı. Orada yurt dışından birisi farelerde bunun denendiğini ve başarılı olduğunu anlattı. Bununla birlikte
siz bunları seçici olarak kanserli hücrelerin içerisine soktuğunuz zaman dışarıdan uyguladığınız AC alanlarla bunları ısıtıp ve kanserli hücreyi seçici olarak öldürebiliyorsunuz. Bu çok önemli uygulamalardan bir tanesi. Tahmin ediyorum bir 10 sene içerisinde kanser tedavisinde çok etkin ve aktif alanlardan bir tanesi olacak. Tabii ki biz bu nanoparçacıkları şu an tıp fakülteleri nasıl birçok tıp cihazlarını satın alıyorsa ve kanser ilaçlarını satın alıyorsa biz hastanelerimize bunları da satın almaya devam edeceğiz. Kendimizi geliştiremezsek. Bir diğer tıp uygulaması, bu hala daha teorik düzeyde olan bir şey. Moleküler doktorlar, nano doktorlar. Şimdi otoban kenarlarında bakım merkezleri vardır. Otobanda bir kaza olduğunda veya asfaltta bir bozukluk olduğunda oradan bir araç çıkar. Ondan sonra oradaki arızayı giderir ve tekrar geri döner bakım merkezine. Bu her seferinde tekrarlanır. Bunlar da dışarıdan programlanabilen, dışarıdan yönlendirilebilen ve çok küçük. Yani bir hücreyle karşılaştırıldığında da çok küçük malzemeler. Artık biliyorsunuz hiç hastanın derisini ve kas dokusunu yarmadan mikro yapılı cihazlarla içeriye girip hem kesme, hem gözlükleme, hem de dikiş yapmak mümkün. Ben burada mikrondan 1000 kat daha küçük bir yapıdan bahsediyorum. Belki onu söylemeyi unuttum. 1 mikron, 1 metrenin 1 milyonda biri. Ve ancak optik mikroskoplarla görebilirsiniz. 1 nanometre ise 1 metrenin 1 milyarda biri. Yani 2 tane, 4 tane atomdan oluşan bir büyüklükten bahsediyoruz. Ve bu malzemelerden cihaz yapmaktan bahsediyoruz. Bu şu an Gebze Teknik Üniversitesi'nde benim de çalıştığım bir TÜBİTAK projesi kapsamında devam eden projeyle alakalı bir biyosensör. Şimdi biyosensörler de çok önemli. Mesela hastaneye gidiyorsunuz. Hastanede vücudunuzda mikrop var mı yok mu? Bunun için 3 tüp, 4 tüp kan alınıyor bazen. Küçük çocuklardan vesaire falan. Ve her bir tüp farklı bir analiz için kullanılıyor. Ama şurada gördüğünüz biyosensörün aktif alanı, mesela şurası arkadaşlar 300 mikron civarında. 300 mikron ne demek biliyor musunuz? Bir saç telinin çapı 100-200 mikron civarında. Yani bir saç telinin çapında bir biyosensörden bahsediyoruz. Dolayısıyla siz tırnak büyüklüğündeki bir alana bu sensörlerden yüzlercesini koyabilirsiniz. Bir damla kan ile kan içerisindeki birden fazla malzemenin konsantrasyonunu ve de çok hassas bir şekilde belirleme imkanına sahip oluyorsunuz. Bunun yukarıdan baktığınızda çapı 300 mikron bir saç teli kalınlığında gibi ama kalınlığı birkaç nanometre, kenardan baksanız kalınlığı birkaç nanometre. Yine aynı şekilde vücutta deri üzerine büyütülebilen veya derinin altına büyütülebilen biyosensörler var. İşte hastanın anlık kalp değerlerini veyahut da şeker değerini veyahut da adrenalin gibi değerlerini verebilecek. Bu James Bond filmlerinin bazısında var, uzaktan müdahale ediyorlar. İşte şu ilacı al kendine, şırıngayı et, ondan sonra şu kadar voltaj uygula vesaire falan. Artık bunlar gerçekten bilim kurgu olmaktan çıkmaya başlayan şeyler. Biz de bir biyosensörü bir kepton üzerine büyütüyoruz. Burada başka bir şey daha görüyorsunuz. Şeffaf bir cihaz görüyorsunuz. Eğilebilir, bükülebilir. Dolayısıyla bu deri üzerine veyahut da elbise üzerine büyütülebilecek, monte edilebilecek bir sensör. Bir askerin mesela arazide olduğunu düşünün. O asker sağlıklı mı? Kan değerleri nasıl? Ateşi var mı yok mu? Nasıl müdahale edilmesi gerekir? Ve bunların merkeze iletişimi veyahut da bir yerde kaybolduysa onun bulunması konusunda falan çok ciddi yatırımların yapıldığı bir alan. Bu çok yeni bir çalışma. Flexible Electronics diye etki faktörü çok büyük bir dergide yayınlanmış. 2018 yayını Nisan ayında, birkaç haftalık bir yayın arkadaşlar bu. Ben şuradan başlatmaya çalışacağım. Burada EKG cihazlarını biliyorsunuz, bir sürü elektrotlar bağlanıyor. Ondan sonra bir jel de sürülüyor, iyi temas olsun diye. Ve kocaman bir cihaz var. Bunlar alternatif bir EKG cihazı geliştirmişler. Nasıl biliyor musunuz? Bu sakızlardan çıkan şeyler var, dövmeler var. Islatıyorsunuz normal suyla. Sonra derinize yapıştırıyorsunuz. Birkaç saniye sonra çektiğinizde dövme orada kalıyor. Aynı mantıkla
birkaç mikron kalınlığında krom ve altından oluşan bir EKG cihazı göreceksiniz. Islatıyor normal suyla ve EKG cihazını buraya şey yapıştırıyor. Aynı şey dövme yapıştırır gibi. Şunlar da bağlantıları. Sonra bunu aşağı doğru indiriyor. Birden çekse geri gelecek. Onun için yavaş yavaş aşağı doğru indiriyor. Bir EKG cihazı tasarımı var burada ve bunların kalınlığı birkaç mikron. Dolayısıyla hasta bunu uzun süre üzerinde taşıyabilecek vaziyette. Tabii uzun süre hasta üzerinde veyahut da hasta olmayan bir insan üzerinde bunların kalabilmesi için aynı zamanda bayağı compatible malzeme olması lazım. Yani derinin terlemesine müsaade edecek, orada herhangi bir reaksiyonun veyahut da bakteri oluşumuna engel olacak bir malzeme olması lazım. Ama ne kadar aktif, ne kadar çok çalışılan bir alan olduğunu göstermek için söylüyorum. Bu Nisan ayında yayınlanmış bir çalışma. Burada da aynı sensör, aynı dergide yine. Normal bir EKG cihazı var. EKG cihazının elektrotlarını görüyorsunuz. Burada da kendi ürettikleri mikron kalınlığındaki bir EKG cihazı var. Şu monitörde de hem normal EKG cihazı hem de kendi cihazlarını karşılaştırıyorlar. Bir yandan da buraya bir iğneyle dokunduruyor. Acaba sistem nasıl etkileniyor diye. Tamamen standart EKG cihazının davranışının aynısını simüle edebiliyorlar. Buradan görebilirsiniz. Şu şey iyi görünüyor mu şurada? Sinyaller. Bakın vücuduna bir şey değdirdiği zaman sinyal bozuluyor. Hem EKG'de bozuluyor hem de kendi yaptıkları mikron boyutundaki EKG cihazında bozuluyor. Dolayısıyla çok fazla çalışılan, çok aktif çalışılan bir alan. Peki, şimdi nano boyutta malzeme üretmek gerekiyor. Nano boyuttaki malzemeyi karakterize edebilmek gerekiyor ve mikron boyutta şekillendirme gerekiyor cihaz yapmak için. Bunlar için nasıl bir altyapı lazım? İşin en önemli noktası bu. Nanometre dediğimiz zaman bir atomun çapı 0,2 nanometre falandır. Yani 2 angstrom, 3 angstrom civarındadır bir atomun çapı. 4-5 atomdan bahsediyorsunuz. Ve bu alanda çalışan bizim gibi fizikçiler, malzemeciler, kimyacılar genelde bir atomik layer, 2 atomik layer. Ondan sonra başka bir malzemeden mesela aşağı demir büyüttüyse üstüne 2-3 atomik layer krom büyütmek gibi işler yapıyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir bilardo masasını düşünün. Bilardo masasının üzerine bilardo toplarını tek sıra dizip sonra üzerine başka renklerden bilardo topları dizmeyi hayal edin. Aynen bu işlemi yapıyorsunuz. Ama en önemli noktası şu. Gerçekten hedeflediğiniz işi yaptınız mı? Araya başka bir atom karıştı mı? Onun için bunların yüksek vakum ortamında çok önemli şartlarda yapılması lazım. Bunlar bizim Gebze Teknik Üniversitesi'nde kullandığımız örnek büyütme sistemleri. Angstrom seviyesinde atomik boyutta film büyüttüğümüz sistemler. Yine size bir tane biyosensör göstermiştim bir saç telinin çapında. Onu hazırladığımız laboratuvar burası. Bu elbiseleri giymek zorundasınız çünkü buralar temiz odalar. Yani ben şöyle bir şeyden bahsettim. Dedim ki sensörün çapı bir saç teli kalınlığında. Sizin bir kirpiğiniz veyahut da parmağınızdaki yağ veyahut da üzerinizden bir tüy cihazın üzerine düştüğü zaman problem. Dolayısıyla buraya özel kıyafetlerle ve eldivenle girmeniz lazım. Aynı zamanda filtrelerle, HEPA filtreleri bilirsiniz. Özellikle hanımlar bilir çok pahalı. Elektrikli süpürgenin arkasında var. Burada çok kaliteli HEPA filtreler var. İçeri iklimlendirme o HEPA filtrelerden geçerek veriliyor. Ve burada mikrolitografi işlemleri yapabiliyoruz. Yani cihaz işlemlerini. Biraz önce gösterdiğim o Flexible Electronics dergisindeki bütün yapıları üretme imkanı var. Ve 1 mikrona kadar optik mikroskopla görüntüleyebilirsiniz. Zaten adı mikroskop. Yani mikron boyutundaki parçacıkları görüntülemeye imkan sağlıyor. Peki nanometreye gittiniz. Atomları görebilir misiniz? Biz atomları görebiliyor muyuz? Atomik boyutta görüntüleme yapabiliyor muyuz? Evet. Nanoteknolojideki gelişmelerin en temel sebebi atomları görüntüleyebilmemizdir. 70'lerden beri çok yaygın elektron mikroskopları, taramalı elektron mikroskopu veyahut da geçirimli elektron mikroskopuyla veyahut da scanning tunneling mikroskopu denilen taramalı tünelleme mikroskopuyla atomları görüntüleyebilirsiniz. En önemli mesele de
Şimdi bu zamana kadar yaptığınız bilimsel çalışma. Peki bunu sanayiye götüreceksiniz. Hastanede kullanabilen bir cihaz haline getireceksiniz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? O zaman bunların elektronik karakterizasyonunu yapmanız gerekiyor. Yani neticede bunlar bir sinyal verecek. Bir ölçüm yapacak ve size bir sinyal verecek. Ve bu ölçümün de farklı sıcaklık aralığında yapılması lazım. Mesela diyelim ki bir insanın EKG'sini çekiyorsunuz. Burada bir sensör var. İnsan işte ne bileyim şey insan sıcaklığı 1 derece, 2 derece, 5 derece oynadı veyahut da nem arttı. Bu şartlarda sensörün etkilenmemesi lazım veyahut da kalibre edilmesi lazım. Veyahut da diyelim ki nano yapılı bir cihazı bir askeri araca monte ettiniz. Mesela diyelim ki bir tankta kullanıyorsunuz. Kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Mesela kızılötesi detektörler işte mikron yapılı ve kalınlıkları nanometre mertebesinde olan malzemeler. Şimdi bu tank elbette görev yaparken artı 50 derecede de bu sensörün çok düzgün bir şekilde çalışması lazım. Kars'ta eksi 30 derecede kışın çalışırken de aynı şekilde düzgün çalışabilmesi lazım. Veyahut da mesela siz bir uydu yaptınız. Uydunun üzerine bu nano yapılı sensörlerden koydunuz. Yani uydu dediğiniz şey çok önemli bir şey. Değil mi? Biz yeni yeni mesela yapmaya başladık ve hala kendimiz gönderemiyoruz. Göndersinler diye başkasına uydumuzu paketliyoruz, gönderiyoruz. Lütfen yukarıya çıkartır mısınız diye. Biz kendimiz çıkartamıyoruz. O da çok fazla bilgi gerektiriyor, bilim gerektiriyor. Şimdi bu uydunun içerisine sensör koydunuz diyelim. Şimdi uydu dünyanın yörüngesine kapalı, kendi kendine dünyanın içine düşmemeli. Orada uzun süre kalabilmeli. Ve oradaki sensörler görevini uzun yıllar yapabilmeli. Ama şöyle bir şey var. Uzay sıcaklığı ne kadar? Liseli öğrenciler, biliyor musunuz uzay sıcaklığı ne kadar? 2 Kelvin civarındadır uzaydaki ortalama sıcaklık. 2 Kelvin ben size ne kadar olduğunu söyleyeyim. Eksi 270 derece civarında. Yani eksi 10 değil, eksi 100 değil, eksi 200 değil. Yani Sibirya'da bile eksi 50 görülüyor. Eksi 270 derece civarında. Şimdi uydu güneşe bakmadığı zaman, karanlık tarafa baktığı zaman sıcaklık eksi 270 derece. Aynı uydu dünyanın yörüngesine dönerken artık güneşi görmeye başlıyor. Bu sefer sıcaklık artıyor. Artı 100, artı 200, artı 300 derecelere geliyor. Bu uydunun bu 300-400 derecelik sıcaklık farkında çok düzgün çalışabilmesi lazım. Dolayısıyla siz cihaz yaptığınızda daha laboratuvar ortamında bunu uyduya koymadan, araziye göndermeden laboratuvar ortamında bunun nasıl davranacağını bilmeniz lazım. Bu da 2 Kelvin ile 400 Kelvin aralığında yani uzay şartlarında neredeyse bütün cihazları kalibre etmemize, karakterizasyon yapmamıza imkan veren bir sistem. Şimdi kısaca şeyden bahsedeceğim. Gebze Teknik Üniversitesi'nin nanoteknoloji konusundaki yetkinliğinden bir iki slide'la bahsedeceğim. Ondan sonra burada biyomedikal öğrencileri var ve biyomedikal günleri etkinliği, bu etkinliğin adı. Bu öğrencilerimize bir mesaj vermek istiyorum. Çok şey eski bir fotoğrafla. Şimdi Gebze Teknik Üniversitesi Türkiye'nin ilk nanoteknoloji araştırma merkezine sahip. Türkiye'de nanoteknoloji alanında araştırma yapılan 15 tane falan merkez var. Farklı konularda. Kimisi biyo, kimisi malzeme teknolojileri, kimisi fotonik teknolojileri. Böyle 15 civarında merkez var. Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki ilk. Bir de Bilkent'te NanoTAM vardır. Aynı 2003'te kurulan. Sonra 2005'te de UNAM kuruldu. Ve biz bu merkez ilk kurulduğu zaman güneş pillerine, ekran teknolojilerine, hidrojen teknolojilerine, yakıt hücrelerine ve batarya malzemelerine odaklandık. Yani bütün laboratuvar altyapısı ona göre kuruldu. Diyeceksiniz ki bu ne demek? Şimdi elektrikli araçlardan bahsediyoruz değil mi? Yani dizel araçlar işte 2020'lerden itibaren Avrupa'daki birçok ülkede artık şey satılmayacak diye devlet hükümet kararlarını duyuyor. Elektrikli araçlardan bahsediyoruz. Veyahut da cep telefonlarından bahsediyoruz. Ya pil bir günde bitiyor. Veyahut da birkaç saatte bitiyor. Veyahut da hızlı şarj olmuyor diye. Pil çok önemli bir şey. Şu an ülkeler, hele hele bizim gibi petrolü ve doğalgazı olmayan ülkeler nasıl petrol ve doğalgaz ithal ediyorsa, buna da yılda 60-70 milyar dolar ödüyorsa, 60-70 milyar dolar diyorum. Yanımızda rektör yardımcımız var. Hocam üniversitenin bütçesi 100 milyon TL civarında falandır değil mi? 100 milyon TL.
100 milyon TL bu üniversitenin bütçesi. Bakın 1 milyar dolardan bahsediyorum. 1 milyar TL değil. Yani toplamda kaça? 5 milyar TL'ye denk geliyor. Ve sırf bizim petrol ve doğal gaz ithalatından her sene dışarıya, Rusya'ya, İran'a, diğer işte bu malzemeleri ihraç eden ülkeler ödediğimiz para 60-70 milyar dolar. Bu bizim cebimizden çıkıyor. 10 sene sonra, 20 sene sonra biz pil ithal edeceğiz. Çünkü elektrikli araçlarda bütün her şeyde artık yaygın bir şekilde pil kullanılıyor. Pil üretimini kendimiz yapamazsak, bu bir tane tesis kur, filanca ülkenin patentiyle, lisansıyla pil üret, bu demek değil. Kendin laboratuvarda geliştireceksin. Oraya depoladığın elektriği uzun süre tutabilecek, çok hızlı işte elektrik depolayabilecek ve çok uzun sürede size orada enerji sağlayacak pil sistemleri, çok önemli teknolojiler. Biliyorsunuz yerli araç üretimi konusunda da pil üretimi Vestel'e verildi. Ve zannediyorum Çinli bir firmayla ortak şey yapıyorlar, bir pil üretim testi kuruyorlar. Ama hala bizim şey, kendi patentimiz değil tabii ki, Çinlilerin patenti muhtemelen. Ve 2009 yılında da yeni bir Kalkınma Bakanlığı'yla Nano Manyetimi ve Spintronik Araştırma Merkezi kuruldu. Benim de içerisinde yer aldığım bir merkez ve şu an bu işte laboratuvarlardan bir tanesinin sorumluyum ben. Bu nano ölçekte manyetik malzeme geliştirme, sensör malzemeleri geliştirme, biyosensör geliştirme konusunda çalıştığımız bir alan. 2014 yılında da Gebze Teknik Üniversitesi'nin bütün bu nanoteknoloji altyapısının tecrübesinin tek bir çatı altında toplanması kararlaştırıldı ve Türkiye'nin ilk nanoteknoloji enstitüsü ve hala daha tek, yani ismi işte birçok Türkiye'de nanoteknoloji alanında faaliyet gösterenler ya bir bölüm altındadır ya bir farklı bir enstitü altındadır. Biz bu enstitü altında eğitim veriyoruz, yüksek lisans doktor eğitimi veriyoruz, %100 İngilizce programlar ve bizim altyapımıza uygun bir eğitim veriyoruz. Yani filanca yerde bir nanoteknoloji programı var, biz de aynısını verelim değil. Bizim burada milyon dolarlık altyapımız var ve bu altyapıya uygun bir şey, eğitim programı, kendi işte 10 senelik geçmiş vizyonumuza uygun bir eğitim programı. Aynı zamanda araştırma yapıyoruz, bazılarından bahsettim. Kendi TÜBİTAK Kalkınma Bakanlığı veyahut da işte Avrupa Birliği projeleri var, NATO projeleri var. Bununla birlikte sanayiyle işbirliği de yapıyoruz. Yani sadece kendi içine kapanmış bir laboratuvar değil, bu yüksek teknoloji sanayinin hizmetini, özellikle Ar-Ge yapan sanayi kuruluşlarını, ne yazık ki ülkemizde çok az, bunların hizmetine vermeye çalışıyoruz. Şimdi işbirliği yaptığımız kurumlardan bazılarını sayayım. Biz geçen sene, bu biraz önce hani üzeri tamamen kapalı, giysiyle lafta çalışan bir yer vardı, orası Temizoda. O Temizoda da Aselsan'da iki tane iş yaptık. Şu anda da gizlilik anlaşması olan bir çalışmamız var. Aselsan'ın yurt dışından temin etmekte zorlandığı, örtülü ambargolar yüzünden bir teknolojiyi yerli yapmak için çalışıyoruz. Sabancı Üniversitesi ile 8 tane ortak projemiz var. Yarısı Sabancı tarafından destekleniyor, yarısı da Gebze Teknik Üniversitesi tarafından destekleniyor. Bunlar nano konulu projeler. İTÜ ile yine ortak projelerimiz var. Medeniyet Üniversitesi'nde iş yapıyoruz. Şişe Camlı hem ortak işlerimiz var, hem de ortak bir yüksek lisans programımız var. Şişe Camlı Ar-Ge merkezi hemen bizim üniversitenin kenarında. Yine aynı şekilde Bilkent ve TÜBİTAK Manla, Bilkent'te elektronik mühendisliğindeki bir grupla işbirliğimiz var. Şimdi gelelim konuşmanın en önemli kısmına. Yaklaşık 3 veya 4 slaytım kaldı. Bundan sonrası artık Türkiye ne durumda ve ne yapmalı? Şimdi medyadan takip ediyorsunuz. Özellikle son dönemde Elbap Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de çok tartışıldı. Türkiye'nin savunma sanayindeki durumu nedir, nereye gidiyor vesaire falan diye. Şu an Türkiye savunma sanayindeki ihtiyaçlarının %60'ını yerli üretiyor. Ama bir uçak üretemiyor, savaş uçağı üretemiyor. Bir tank üretemiyor. Tank ürettik, prototipi burada, Altay tankı, çok kabiliyetli bir tank. Ama motorunu yapamadığımız için seri üretime geçemedik. Şu an seri üretim ihalesi yapıldı, BMC şirketi aldı biliyorsunuz, yakın zamanda açıklandı. Ama motor hala meçhul, MTU, Alman motorlarını belki de dönem kullanacak. Ama şu var, adamların işine gelmeyen bir adım attığınızda hemen
size satmayız veya parlamentosunda size satmayız diye bunu medyadan takip ediyorsunuz. Peki kardeşim yap hemen, yatır milyar doları, yarın bir tane bu tankı hareket ettirecek bir motor üret. İşte o zaman da bilgi gerekiyor. O zaman çok kaliteli bir bilimsel araştırma altyapısı gerekiyor. Yani bu bilimin önemi bu. Sadece mühendislikte olmuyor. Mühendislik çok önemli bir şey. İşte Almanya'dan motoru alıyorsunuz, Kore'den topunu alıyorsunuz, Aselsan elektroniğini, görüş sistemlerini üretiyor. Ama hareket ettiremiyorsunuz. Yani veyahut da size bir tane ambargo uygulandığında havaya kaldıramıyorsunuz. Mesela Anka biz yerli üretiyoruz. Şu önündeki kamerasını Aselsan üretiyor. Ve Atak helikopterlerinin önündeki şu kamerayı da Aselsan üretiyor. Ben üretim testlerini gezmiştim. Gerçekten Türkiye'de üretiliyor. Gözümde gördüm. Bütün aviyonik sistemleri, yazılım sistemleri Türkiye'de üretiliyor. Ama motoru nereden geliyor? Avrupa'dan geliyor. Motoru olmasa kaldıramazsınız. Her şeyini yapın. Neyse ki şimdi TAI gibi bir yerli kuruluşumuz 170 beygir gücünde bir motor üretti. Ve ilk motorun teslimatı TAI'ye yapıldı. Belki yine medyadan görmüşsünüzdür. İnşallah bizim yeni ankalarımız yerli motorla kalkacak. Ama hala bir şey var. Belki görmüşsünüzdür. Ankaların kenarında bir de Türkiye'nin yerli son füzesi var. Bu son füzesinin kenarında bir basınç sensörü vardır. Bakın fizik, kimya, moleküler biyoloji, genetik, malzeme, matematik gibi temel bilimlerin ne kadar önemli olduğunu anlamak için çok önemli bir şey. Ankayı yaptınız. Üst sürü elektronik sistemlerin hakkından geldiniz. Motorunu yaptınız. Aviyonik sistemlerini yaptınız. Havaya çıkardınız. Bunun hangi yükseklikte durduğunu kontrol eden bir pitot tüpü var. Hiç duyanlar mı pitot tüpü nedir? Bu şey vardı, Dubai'den, eğlenceden gelen kızlar vardı. İran'da uçak düştü, vefat ettiler yakın zamanda. O uçağın düşme sebebini biliyor musunuz? Okudunuz mu raporları? Yayınlanmıştı. Pitot tüpü. Yani uçağın hangi yükseklikte, füzelerde de vardır bu. Yani kendi motoru olan güdümlü füzelerde de vardır. Pitot tüpünün içerisinde bir basınç sensörü vardır. 10 mikron kanalında falan, nanometre seviyesinde filmde içeren, şekillendirilmiş bir sensör. Dışarıdan alsanız ne kadar alıyorsunuz biliyor musunuz? 1 dolar falan. Çok ucuz. İki tane ana üretici var. Biri Norveç, biri Amerika. Honeywell ve Nemscap firmaları. Bir ambargo uygulasında 1 dolarlık sensör yüzünden uçuramazsınız. Yapmaya geldiğiniz zaman o zaman fizikçiye müracaat etmek zorundasınız. Ve bu da 300 binden fizik bölümüne giren insanla olacak iş değil. Türkiye'nin ilk 5 bininden, ilk bininden girecek olan insanlarla olabilecek bir şey. Yani benim milyar dolarlarım var bütçede, ben bunu yatırıyorum, yarın bunu çıkartıyorum diyemiyorsunuz. Aynı şekilde milyar Türkiye'nin kendi milli gemisi. Yani çok şükür birkaç tane ürettik. Motorları nereden, pervanesi bile nereden, yurt dışından alıyoruz. Atak helikopteri İtalyan Agusta Vesta, efendim? Döküyoruz artık. Efendim? Döküyoruz artık pervaneleri falan. Motorlar ama şeyden geliyor, yurt dışından geliyor. Büyük ihtimalle Alman eğitiyor. Alman eğitiyor. Evet. 1994 senesinde, 92'de 3 tanesini Fatih, Yıldırım, Turgut Reis'e, Fırkat Eğinler'e Almanya'dan getirdik. Ondan sonrakileri biz burada kendimiz, ben 21 yıl donanmada görev yaptım. Evet. Aynı zamanda tersanedeydim. Hangisinde? Bizden Gölcük'te. Gölcük'te. Bizzat kendim elimle yani koyduğum şeyler. Benim bildiğim kadarıyla denizaltılarda da şimdi mesela bildiğim kadarıyla Milgen'in motorları hala dışarıdan geliyor. Evet. Hayır, dışarıdan geliyor. Motorlar hala dışarıda. M2'ları koyduk. Ben bunları söylüyorum, evet. M2'ları koyduk, çarptık. Evet. Sonra türbin koyduk üzerine, evet. Tekrar ikinci çift. Hem motor var, hem dizel var, hem türbinler var üzerinde. Peki burada tabii önemli bir şey var. Şimdi diyeceksiniz ki motor, ya fizikle, malzemeyle ne alakası var? Nanoteknolojiyle ne alakası var? Bakın, biz tanka Ukraynalıların motorunu entegre etmek istedik. Başbakanımız gitti, o zaman Ukrayna'nın başbakanıyla falan görüştü. Ukraynalılar tank motorları konusunda iyiler, füze teknolojileri konusunda da iyiler. Ama bizim tankımız Ukraynalıların tankından 20 ton daha ağır. 20 ton ne demek? Bir araç 1 ton, 1,5 ton civarında. Yani bizim tankımız
hareket etmesi mümkün değil. Yani bu eski rahatlığı, işte kabiliyetini falan yapması mümkün değil. 20 ton ekstra ağırlıktan bahsediyoruz. Sizin kullandığınız motorun bütün malzemesi, her şey o yüksek sıcaklığa, basınca dayanması lazım. 20 sene çalışsa bile bir arazide başka bir harbe girdiğiniz zaman ona güvenmeniz lazım. Burada malzeme teknolojisi işin içerisine giriyor. Şimdi hepimizin elinde, cebinde bilgisayarlar var, akıllı telefonlar var. Hemen hemen hepsi yurt dışından geliyor. Değil mi? Boyutu küçülüyor. Ondan sonra imkanları artıyor, daha fazla bilgi depolayabiliyorsunuz, daha kaliteli fotoğraf çekiyor. Peki bir tane akıllı telefon ne kadar güncel olanı? $1000. Değil mi? $1000, yani 4000 lira, 5000 lira iyisi. Bir cep telefonu, bir akıllı cep telefonu kaç gram? Benimki çok hafif. 100 gram falan arkadaşlar konuşuyorlar kendi aralarında. 100 gram metal, cam ve plastiğe $1000 ödüyoruz. 1 kilogram akıllı telefon ne kadar? $10,000. 1 kilograma $10,000 ödüyoruz. Ne demek? 40 bin lira, 50 bin lira. Bir araba parası. Peki bunu dışarıya veriyoruz. Karşılığında o parayı kazanmak için 1 kilo domatesi filanca ülkeye satmaya çalışıyoruz. Kaç lira? 4 lira, 5 lira. Tamam? Yani bilim olmadan, teknoloji olmadan, nanoteknolojiye yatırım olmadan, bilim insanına yatırım olmadan bizim ülkemizin bir yere gidebilmesi mümkün değil. Dünyanın en gelişmiş ülkesi olması mümkün değil. Evet, şimdi gelelim biyomedikal kısmına. Son iki slaytım. Bununla bitiriyorum. Burada bir tane tomografi cihazı görüyorsunuz. Burada da bir tane radyoterapi cihazı görüyorsunuz. Bunlar son model. Doktorlarımız, hastanelerimiz müthiş övünüyorlar. Web sayfalarına koyuyorlar. Artık bizim hastanemize gelebilirsiniz. Filanca işi yapabiliyoruz. Ne kadar bu cihaz? Birkaç milyon dolar değerinde. Tomografi cihazı. Biyomedikal öğrencilersiniz. Ne var? X ışını üretiyorsunuz. Burada da detektörünüz var. Tamam mı? Hastanın etrafında gezdiriyorsunuz. Bir goniometre ile birlikte. Bir de detektörlerden aldığınız görüntüyü 3 boyutlu veya 2 boyutlu resim haline getiriyorsunuz. Orada biraz işin içerisinde matematik ve bilgisayar bilgisi giriyor. Milyon dolar ödüyoruz bunlara. Muhteşem hastanelerimiz var. Muhteşem binalarımız var. Biyomedikalciler, sizlere sesleniyorum. Bütün bu cihazlarımızın hepsi yurt dışından. En az bilgi isteyeni bile. Bütün kullandığımız kimyasallar tıp sektöründe. İzopropanolü bile. Hepsi yurt dışından. Bütün ilaçlarımız yurt dışından. Türkiye'nin buna daha fazla uzun süre dayanması mümkün değil. Ben şuna üzülüyorum. Adam İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanmış. İlk 5000'e girmiş. Belki de ilk 1000'e girmiş. Ne yapıyor biliyor musunuz? Türkiye'nin en iyi beyni 4,5 milyon insan sınava giriyor değil mi? Son rakamlar öyle. 4,5 milyon insan içerisinde adam ilk 1000'de, ilk 5000'de. Eczacılığa girmiş, girsin. Mezun olduğunda ne yapıyor biliyor musunuz? Filanca X ilaç firmasının çantasını alıp temsilciliğini yapıyor. Ya yazık günah, biz bu adamı laboratuvarda kullanmamız lazım. Bu adamın ilaç geliştirmesi lazım. Bu adamın cihaz geliştirmesi lazım. Onu herkes yapar. 200 bindeki adam da yapar. Siz de biyomedikalden mezun olduğunuz zaman filanca cihazın servisi. Tamam, bu da değerli bir şey. Aldığımız cihazları ayakta tutmak da önemli bir şey. Ama girişimci olup yeni cihazları Türkiye'de üretmek konusunda bir vizyonunuz olması lazım. Başka türlü bizim ilerlememiz mümkün değil. Size son slaytımda bir şey göstereceğim. Bu fotoğraf Servet-i Fünun dergisinden. Lisede okuyorsunuz değil mi? Servet-i Fünun. Edebiyat akımı gibi okuyorsunuz. Öyledir. Servet-i Fünun 1800'lü yıllarda Osmanlı döneminde haftalık olarak yayınlanan popüler bir dergi. O dergide basılmış bir fotoğraf bu. Hangi yıl? 1897. 10 Haziran 1897'de. Bu tarihten 121 sene önceki fotoğraf bu. Biyomedikalciler tanır, tıpçılar da tanır. Bu X ışını tüpü, bu da röntgen filmi. Boyam adlı Er Mehmet bir sene önceki Türk-Yunan Savaşı'nda yaralanmış. 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanan bir savaştır.
Bu savaşta yaralanan vücudundaki şrapnel parçası dünyada ilk defa görüntülenen kişi. Burada yazıyor. Bu 2005 yılında yayınlanmış bir dergi. This was the first capture of bullet in the body of the wounded soldier in the world. Dünyada vücudunda şrapnel parçası görüntülenen ilk insan bu. Gazi Boyabatlı Er Mehmet. Bunu niye söylüyorum? Bu makalede diyor ki ilk röntgen cihazı 1896 yılında Tıbbiye-i Şahane'de, Imperial Medical School İstanbul, Tıbbiye-i Şahane'de ilk röntgen cihazı 1896 yılında kuruluyor. Biyomedikalciler görüyorlardı. X ışınları, benim de X ışın teknolojileri diye dersim var. 1895 yılında, bundan bir sene önce X ışınlarını röntgen keşfediyor. Almanya'da internet yok, Twitter yok, Facebook yok. Ama bir sene önce keşfedilen röntgen cihazı İstanbul'daki hastaneye kurulmuş. Bir sene sonraki savaşta da kullanılıyor. 121 sene geçmiş bu röntgen cihazı bizim ülkemize girelim. Şu an bütün AVM'lerin girişinde, çantaların kontrolünde, bütün sınırlarda, askeri cihazlarda, hastanelerin hepsinde birden fazla röntgen tomografi cihazı var. Hepsi de X ışınlarına dayalı çalışıyor. Bakın bu işte setup. Bir tane X ışının tüpü, bir tane de film. Artık sintiratör detektörler var. Kardeşim 121 senede Türkiye'de bir tane de bu cihazı biz üreteceğiz diye diyen bir şirket, bir adam çıkmaz mı? 121 yıldır biz bu röntgen cihazı satın alıyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru varsa soru alabilirim. Öncelikle hoş geldiniz. Biyomedikal Mühendisliği 2. sınıf öğrencilerinden Dibel Savaş ben. Nanobiyoteknolojide çok küçük boyutlarla uğraşılıyor. Nanoebatlar araştırmalarda ne gibi zorluklar çıkarıyor? Nanoebatlar araştırmalarda birincisi bir malzemeyi o boyutta hazırlamak zor. Yani özellikle mesela nano parçacık hazırlamada, film hazırlamada problem yok. Biz çok kontrollü bir şekilde, benim de yaptığım çalışmalar var. Bir atomik layer, iki atomik layer, yani bir iki angstrom kanalında malzemeler hazırlayabiliyoruz. Bunları görüntüleyebiliyoruz. Ama özellikle ilaç sektörü için nano parçacık hazırlamak, 10 nanometre, 20 nanometre hazırlamak, bir de hazırladığınız nano parçacıkların hepsinin homojen olması, yani hepsinin 10 nanometre olması, hepsinin 20 nanometre olması oldukça zor. Özellikle nano parçacık hazırlamada zorluk var. İkincisi tabii ki bu ürettiğiniz yapıları gözleyebilmek. Gerçekten sizin istediğiniz gibi mi oldu? Gözle göremiyorsunuz. Optik mikroskop altında da göremiyorsunuz. Bu malzemeleri özel yöntemlerle kesip sonra elektron mikroskopların altında incelemeniz gerekiyor. Veyahut da X ışını kırılımı cihazlarıyla incelemeniz gerekiyor. Bu aşamalarda yeni teknolojilere açık denilebilir değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan varsa buyursun. Bir arkadaşımız var arkadan abi. Üniversitemize hoş geldiniz öncelikle. Ben de biyomedikal mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Şey soracaktım. Nano teknolojinin sinir bilim araştırmalarında kullanılması mümkün mü? Biraz benim açımdan zor bir soru çünkü benim o konuda çok fazla şeyim yok, tecrübem yok. Ben daha ziyade fizik malzeme çalışıyorum. Biyosensörlerde ama kullanıyoruz. İşte mesela sensörü yaptınız, sensör bir saç telinin kadar, çapı kadar, 150 mikron vesaire falan. Oradan kanı geçireceksiniz veyahut da ölçmek istediğiniz vücut sıvısını geçireceksiniz. Onu oradan geçirmek için mikro akışkan kanal imalatı var. İşte 5 mikron, 10 mikron veya 300 mikron kanalında kanallar yapmanız lazım. Bu kanalların üretimini de biz yapıyoruz ama sinir biliminde yani nasıl bir uygulaması var açıkçası bilmiyorum. Birazcık oldu, benim alanımın dışından bir soru oldu. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, başka bir arkadaşımızın daha sorusu var herhalde. Hoş geldiniz, teşekkürler konuşmanız için. Ben
şeyi sormak istiyorum. Yapay bir hücreyle insan hücresini nanoteknoloji aracılığıyla bağlayabilir miyiz? Yine zor bir soru. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'yle ortak bir projemiz var. Horizon'daki bildiğimi, Alpha bildiği, İsveç'ten ve İngiltere'den ortaklarımızla beraber girdiğimiz bir proje. Yine mikro akışkan kanal üzerinden, işte buraya bir tane, yapay değil aslında, ikisi de gerçek hücre ve mikro akışkan kanal üzerinden nasıl haberleşecekleri konusunda bir projemiz var. Yani bu konuda teorik çalışmalar var ama deneysel çalışma çok az. Yani çok üst düzey çalışmalar aslında. Ama şey var, teorik çalışmalar var. Başka sorusu olan? Son soru olarak bir erkek arkadaşımızdan alalım. Siz oraya mı verdiniz? Tamam. Tasarruf mikrofon kimdeyse onda. Var mı? Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biyomedik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Melica. Şimdi bu nanoteknolojinin tedavi olarak normal bir insanda kullanılabildiğini söylediniz. Anne karnındaki bebekte bu nanoteknolojik uygulamalar tedavi amaçlı kullanılabilir mi? Nanoteknolojinin en önemli çalışma alanlarından bir tanesi de çevresel etkiler ve etik. Bu da çok tartışmalı bir şey çünkü nano parçacıklar çok hızlı reaksiyona girebiliyor ve sizin beklemediğiniz başka türlü reaksiyonlara da sebep olabilir. Dolayısıyla anne karnındaki bir çocukla alakalı hiçbir çalışma hatırlamıyorum. İnsanlarda kullanımında bile hala daha çok büyük sınırlamalar var, özellikle tıbbi ve biyolojik çalışmalarda. Genelde farelerde çalışılıyor. Biraz önce anlattığım bir şey vardı. Nano parçacıklarla kanserli hücrenin içerisine seçici olarak girmek ve kanserli hücreyi görüntüleyip sadece kanserli hücreyi yok etmek şeklinde, o çalışmalar bile hala daha fareler düzeyinde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, bir soru. Buyurun. Üniversitemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biyomedikal Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. İsmim Rümeysa. Ben merak ediyorum. 121 yıldır biz neden bunu üretemiyoruz diyorsunuz ya. Evet. Peki sizce bunun sebebi neyden kaynaklanıyor? Politik mi, eğitim sistemi mi? Veya sınırlandırılma mı bazı konularda, sizce neden? Yani birincisi, bu tür işler için parası olanın ve gücü olanın ortaya bir irade koyması lazım. Tamam, en önemlisi bu. İkincisi de eğitim sistemi. Türkiye'de fizik bölümünden mezun oluyor bir öğrenci ama sıvı azot nedir, sıvı helyum nedir bunu bilmeden mezun oluyor. Bir biyomedikal öğrencisi de böyle. Veyahut da bir kimya öğrencisi de böyle. Bir multimetreyi kullanmadan mezun oluyor. Yani teorik olarak çok iyi eğitim verebiliriz. Yani işte ezberliyoruz, ondan sonra öğrenciye onu aktarıyoruz. Veyahut da bazı laboratuvarlar var, öğrenci laboratuvarları. Ama bilginin deneysel olarak öğrenciye aktarılması konusunda ve bu nerede kullanılıyor, bizi ne kadar ilgilendirir. Para olarak önemi nedir? Ülkenin bağımsızlığı açısından önemi nedir? Bu konuyu vermekte birazcık eğitim sistemi bence yetersiz kalıyor. Şimdi ben birçok yerde, konuşmamın birçok yerinde hep milyar dolarlardan söz ettim. Bunu derste de yapıyorum. Çünkü çok teorik, içerisinde kuantum mekaniği de içeren bir konu anlatacaksınız. Ya öğrenci soruyor, ben bunu niye öğreniyorum kardeşim? Tamam, ezberleyeyim, sınavda da aynısını yapayım. Ama böyle bir şey olmaz. Bu niye öğretiliyor? Dünyanın her yerinde niye öğretiliyor? Bunun bir sebebi var. Ya savunma için önemi var, ya teknoloji için, ya ekonomi için, bir şey için önemi var. Birincisi, eğitim sisteminde bu uygulamaya yönelik faaliyetlerin artırılması lazım. İkincisi, mesela diyelim ki bizim Fırat Kalkanı'nda, bilmiyorum biraz medya tabi onu örttü ama bizim 10 tane falan tankımız oldu. Bu tank savarlar yüzünden telef oldu ve en çok şehitleri de tankların içinde verdiği bir seferinde 3 şehit, 4 şehit çünkü tank personeli tamamı şehit oluyor bir tank savar vermesi geldiği zaman. Sebebi de şu, tank savarı görecek uzaktan, ondan sonra hemen ona etki, başka füzeyi başka bir yere yönlendirecek bir parçacık atacak. Şimdi bunun çok büyük bir problem olduğu anlaşıldı. Bir senede, iki senede ASELSAN'ın birkaç kuruma verdiler bu görevi ve Zeytin Dalı harekatında kullandığımız tankların bazılarına da entegre edildi. Şu an birçok tanka, yani bu donanıma sahip olmayan birçok tanka entegre ediliyor. Aynı şekilde
şey örneklendireceğim. Yani siyasi iradenin, devletin ve ekonomik güç sahibi olan insanların karar verici olması durumunda ne kadar işlerin hızlı ilerlediği konusunda. Biz ilk insansız hava araçlarımızı kimden aldık? İsrail'den aldık. Hani beğenmiyoruz, kızıyoruz ya, şimdi işte Amerika'da konsolosluk açıyor, hepimiz kızıyoruz. 1946'da kurulmuş bir ülkeden nüfusu 10-15 milyon, bilmiyorum son nüfusunu, biz insansız hava aracı aldık. Hem de onların kendi geliştirdiği, gece gündüz çalışıyor adamlar. Biz de 1000 yıllık topraklardayız, 100 yıllık da devletiz. İnsansız hava araçlarını aldık onlardan ama bozuldu. Bakım yapamıyoruz. Geri gitmesi lazım. Geri gönderiyoruz, adamlardan buraya gelmiyor. Veyahut da havaya çıkartıyorsun, yazılım tamamen ona ait. Görüntü senin genelkomayına da geliyor, onun istediği yere de gidiyor. Ne dediler? Kardeşim bu böyle olmayacak. Bizim kendi aviyonik sistemimiz lazım. Hemen hızlıcına bu işe giriştik, 4-5 senede yaptık. Yani bu, burada bir karar vericilerin şey alması lazım, tedbir alması lazım. Son yıllarda iyi gelişmeler var. BTYK diye bir şey var, duydunuz mu bilmiyorum. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu diye devletin çok önemli kurumlarının, işte Cumhurbaşkanı, Başbakanı da katıldığı, özellikle ihracat, ithalat dengesinin bozuk olduğu sektörlerde, sağlık da bunlardan bir tanesi, güdümlü projeler veriliyor. İşte hoca üniversitede kendi fantezisini gerçekleştirecek şekilde Ar-Ge yapmasın da devletin ve ülkenin ihtiyacı olan bir alanda çalışsın diye. Bu bunların biz yakın gelecekte şeyini göreceğiz, tesirini göreceğiz inşallah. Bilmiyorum yani tam sorunuzun cevabı mıdır ama şey, yani bir de şöyle bir şey var, şimdi hiç özel sektörden bahsetmedim. Türkiye'de duyuyorsunuz işte bir 100 açıklandı, müthiş vergi verenler, milyar dolarlık sektörleri var. Kardeşim hangisi Ar-Ge kuruyor? Hepsi de perakende sektörü. Filanca ürünü al, burada üretim hattını kur, montaj sanayi. Ya birazını da Ar-Ge'ye ayır. Ya Samsun'da, işte Samsun diyorum, Samsun firmasında bir üniversitede belki 10 tane üniversiteden daha fazla fizikçi çalışıyor. Ya adam ekranını geliştirecek, amoletken süper amolet yapacak. Daha etkin yapacak, pilini artıracak, fizikçiyle çalışması lazım, malzemeciyle, kimyacıyla çalışması lazım. Şimdi bizim ama şirketlerimiz maalesef Ar-Ge mühendisi çalıştırmak konusunda çok şey, cimri. Böyle bir ideali de yok, alayım, satayım yani bu usul. Artık son sorumuz olsun, biraz bilmiyorum şey, İklim Hocam nerede? Yani şeyde konuşmayı da yönlendirmiş olun. Şey, evet. Öncelikle güzel konuşmanız için teşekkür ediyorum. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesiyim, Hocam Doktor Anzal Bahadır. Laboratuvarınızdaki güzel donanımınız ve çalışmalarınızdan bahsettiniz. Ben hem bir katkı sağlamak hem de bir soru sormak istiyorum. Bunun mutlaka biyoinformatik analiz basamağında olduğunu düşünüyorum. Hem biyosibernetik açısından, biyolojik sistemleri, makineler ve insanlarla iletişim açısından olduğunu düşünüyorum. Biyoinformatik açınızı nasıl kapatıyorsunuz, hangi kaynaklardan yararlanıyorsunuz? Bu konuda da kısaca bir bilgi alırsak teşekkür ederim. Sorunuz için çok teşekkür ederim. Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü var. Biyomühendislik bölümü var. Barış Hocam biyomühendislik bölümünden. Şimdi o açığı nasıl kapattığımızı size anlatacak. Bir de biyoteknoloji enstitüsü var. Dolayısıyla üniversitemizdeki biyo çalışmaları hem teorik hem deneysel hem de simülasyon açısından bu bölümler üzerinden götürülüyor diyebilirim. Özellikle biyomühendisliğin hem bölüm başkanı hem de bölüm başkanı yardımcısı tamamen değil mi teorik şey, iş yapan arkadaşlar. Belki Barış Hocam biraz daha konuda bilgi verebilir. Çok teşekkür ederim bilginiz için. Konuşmalarından dolayı Sayın Profesör Doktor Numan Akdoğan hocamıza teşekkürlerimizi sunarız. Teşekkür belgesi ve plaketini vermek üzere sahneye rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor İdris Şahin hocamızı davet ediyorum. Thank you.
oturumumuzun ikinci konuşmacısı Sayın Doçent Doktor Barış Binay. Sayın Doçent Doktor Barış Binay, lisans eğitimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Biyokimya bölümünden, yüksek lisans ve doktor eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Biyoteknoloji programında tamamladı. 2013 ve 2016 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde ve Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapan hocamız, 2018 yılından itibaren Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde doçent olarak görevine devam etmektedir. Hocamızın biyoteknoloji, biyokatalizörler, enzim mühendisliği ve teknolojiler üzerine çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Sayın Doçent Doktor Barış Binay'ı Biyoinformatik ve Genom Analizi başlıklı sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Davet edip farklı sunma konusunda fırsat verdik. Üçüne de bir teşekkür ediyorum. Aslında şimdiye kadar hep böyle sunum yapanları alkışlamak üzere kurgulanmışmış ama bence en büyük alkışı bu organizasyonda fedakarlık gösteren arkadaşlar hak ediyor. O nedenle onlar için başında, sunumun başında bir alkış istiyorum. Şimdi benim sunum biyoinformatik ve genom analiz. Aslında ilk başta biyomedikal öğrencilerine dönük, hani bu işler nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor şeklinde kurgulamıştık sunumu ama dün organizasyonda yer alan arkadaşlardan biri liseden de arkadaşlar olacak deyince dün sunumu baştan sona değiştirmek zorunda kaldım. Ama istediğiniz herhangi bir yerde sonunu beklemeden kafanıza takılan bir yer olursa rahatlıkla kesip sorabilirsiniz. Anlamadığınız bir şey olabilir. Daha çok merak ettiğiniz bir şey olabilir. Seve seve yanıtlamaya çalışırım. Yani aslında şöyle bir şey. 79 doğumluyum ben. Ortaokula giderken sürekli herkese bilgisayar mühendisi olması konusunda tepkinlerde bulunuruz. Yani bilgisayar mühendisi geleceğin yüzyılı şeklinde. Şu an bu dönemde de hep şey konuşuyoruz, yani moleküler biyoloji ve genetiğin, yani bu yüzyılın kesinlikle programı olduğu, çalışma alanı olduğu konusunda tepkinlerde bulunuyoruz. Aslında bakıldığı zaman gerçekten de bugün moleküler biyoloji, genetik ya da biyomühendislik veya işte biyoinformatik ve genetik isminde bir sürü farklı lisans programları var. Bunların hepsi biyolojiden ayrılmış, kökenleri aslında biyoloji bilimleri olan disiplinler. Ve gerçekten de bugün rahatlıkla diyebiliyoruz ki biyoloji bugün altın çağını yaşamakta. Çünkü neden altın çağını yaşamakta? Çünkü her geçen gün dünyada insan faktörü daha önemli hale geliyor. Yani insanların yaşam kalitesini arttırmaya dönük bütün çalışmalar hepsi bunun için gerçekleştiriliyor. Biyolojide bio kelimesinin Latince kelimesi şeyinde düşündüğünüz zaman, kökenine indiğiniz zaman, canlı indiğiniz zaman, gerçekten bugün baktığımız zaman dünyadaki neredeyse tüm temel uygulamaların hepsi ya biyolojiyle ilgili ya da biyolojiden esin alıyor. Şimdi Numan Hoca'nın gösterdiği bize resimler vardı, doktor resimleri, uçan şeyler. Bunlara bile baktığınız zaman uçan canlılardan bir esinlenme söz konusu. Bu nedenle rahatlıkla diyebiliyoruz ki gerçekten altın çağını
yaşıyor. Ancak buradaki en önemli temel sorunlardan bir tanesi şu: biz bu altın çağ dediğimiz dönemde ne kadar bilgi üretebiliriz? Ki çoğu zaman işte sorulardan bir tanesi de vardı, arkadaşlarınızdan birisi sordu, neden şu ana kadar katma değerli, dokunulabilir bir ürün çıkmamış? Bence yanıtı çok kolay. Çünkü bizdeki eğitim, öğretim sizi böyle bilgi hafıza çubuğu olarak görüyor, depoluyor sizi. bu şekilde piyasaya çıkıyor. Yani real hayata bu şekilde katılıyorsunuz. Oysa bilgi depolamaktan çok sizlere bilgiyi nasıl koordine edeceğinizi, öğrendiklerinizde daha yeni bilgilere nasıl ulaşabileceğinizi gösteren bir eğitim müfredatı ya da bu şekilde bir eğitim öğretim sistemi tasarlanmalı. Sunuma başlamadan önce özellikle genom analizi ve biyoinformatik konusunda ilginiz varsa mutlak surette faydalanmanız gereken kitaplar var. Yani yoksa genom analizi ve biyoinformatiği böyle kulaktan dolma ne olduğu, nasıl yapıldığı konusunda evet kesinlikle fikriniz olabilir. Ama bunu yapan birisi haline gelmeniz beraberinde bir önceki sunumda en çok tartışılan noktaya da çözüm üretmiş oluyorsunuz. Bu da nedir? Katma değerli ürün üretme. Bizde de katma değerli ürün konuşulunca hep böyle dokunulabilir bir şeyden bahsediyoruz. Yani böyle koltuk gibi, telefon gibi. Ne bileyim yani böyle dinlen dokunulur bir şey olması gerekiyor katma değerli bir şey. Katma değerli de ne demek? Yüksek paralar verip satın aldığınız bir şey. Oysa dünyada şu anda katma değeri en yüksek olan ürün, eğer cep telefonu tartıp işte bir kilosu 4 milyon dolar ya da bilmem neyden bahsedeceksek, bilgiyi tartıp katma değerini ölçmeye çalıştığımız zaman katma değeri gerçekten birçok şu an en yükseklerde sayabiliriz. Neden? Çünkü gelen bir hasta için genom analizi yaptıktan sonra analizin sonuçlarını bir memory barın içerisine koyuyoruz. Memory barın fiziksel ağırlığını çıkardığımız zaman %0.001 ağırlıktaki bilgi hastaya geri geliyor, 4.000-5.000 eurolara satılabiliyor. Bu yüzden yani 100 yılın en büyük katma değerli ürünü biyoloji bilimlerini kullanarak elde edilen bilgi olduğunu düşünüyoruz. O yüzden sunuma başlamadan önce bu konuda gerçekten yetkin hale gelmek istiyorsak mutlak surette kesinlikle İngilizce sorunu çözmek gerekiyor. Ben kendim 7 senede bitirdim kimyayı. 7 senede bitirmemin temel nedeni son 2 sene okulu, dersleri bırakıp İngilizceye çok ciddi anlamda fokuslanmamdan kaynaklanıyor. Bir senede hazırlığı uzattım. Bu sayede 4 yıllık fakülte, 2 sene hazırlık, 1 senede uzatmadan kaynaklı 7 senede bitti. Ama kesinlikle bugün olduğum yere, yani yüksek lisansta yurt dışına çıkabilmemin nedeni, doktora da yurt dışına çıkabilmemin temel nedeni çok iyi bir İngilizcemin olmasından kaynaklanıyor. Kesinlikle o yüzden İngilizce sorunu ne olursa olsun lisans eğitimi bitmeden çözmekte fayda var. Şimdi genom analizi konusunda en çok faydalandığımız kitaplardan bir tanesi bu. Çok basit anlatıyor. İngilizceniz olursa hazır çorba aldığınız zaman arkasında yemek tarifi nasıl basit bir şekilde anlatılıyorsa bu kitaplarda da bu genom analizlerinin nasıl yapıldığını basit bir şekilde protokoller şeklinde anlatıyor. Yine diğer bir kitap da bu. İntermedi seviyesinde yani orta seviyedeki bir İngilizcemizle rahatlıkla bu kitabı okuyabilir ve sadece internete bağlı bir bilgisayarla rahatlıkla diyebiliriz ki bir pikogramı 4.000-5.000 euro olan bilgiler üretebilirsiniz bu kitaplar aracılığıyla. Genom analizi dediğimiz. Bugün mesela Hacettepe Üniversitesi'ne bir işe gidip kan verip genom analizini yaptırmak istiyorum derseniz 3 ay ya da 6 ay sonra sonuçlar çıkıyor. Ve bu sonuç şu anda 5.000 ya da 6.000 euroya size satılıyor. Koca kalın bir kitap olarak satılıyor. Okuduğunuz zaman da çok bir şey anlamıyorsunuz. Birçok hastalık Latince isimleriyle çevriliyor. İşte tüm bu bilgiler bu kitaplarda ortaya çıkıyor. Yani bu kitaplardaki protokoller elde edilen bilgileri uygulanıyor ve bu şekilde genom analizi anlaşılabilir hale getiriliyor. İşi daha da ilerletmek istiyorsanız, yani ben artık giden geminin arkasında el sallamak istemiyorum, geminin kaptanı da olmak istiyorum diyorsanız
Bu noktada o bilgiyi üretmek için kullanılan araçları da geliştirebilirsiniz. İnternette bazı işte web sayfaları, tool'ları kullanıyorsunuz. O tool'ları da ben geliştirmek istiyorum diyorsanız, o tool'lar genellikle algoritma üzerinden ortaya çıkıyor. Algoritma ne derseniz, yani işte tahmin edilmiş, eğitilmiş tahmin. Yani buradan herkes Ankara'ya gitmek için Bolu'dan geçmesi gerekiyorsa bunu öğretiyorsunuz sisteme. Sistem otomatikman size yol haritası verdiği zaman Bolu'dan geçmesi gerektiğini öğretiyor. Algoritma dediğimiz çok böyle çok basit bir şekilde bunu anlatıyor. Yine dediğim gibi bu işi sadece algoritmanın dışında daha da genişletmek istiyorum. Hatta bırakın genom analizi, insanların ilk köken olarak nereden geldiğini, nereden çıktığını, aralarındaki akrabalık ilişkilerini de çıkarmak istiyorum derseniz bununla ilgili yine şu an ekranda olan kitapta çok iddialı bir kitap. Bu son iki kitap var gösterdiğim. Master'da ben bu kitaplara da yatıp kalktım son iki kitapta. Çünkü gerçekten bu konuda bu işi gerçekten en iyi anlaşılabildiği, en iyi uygulanabildiği ve gerçekten yemek tarifi kıvamında ve basitliğinde protokollere sahip bu kitap, son iki kitap. Ve sadece dediğim gibi işin literatürünü öğrenmekle ve bu kitaplardaki protokollerle işi öğrenebilir. Bahsettiğim bu adres kitaplarla da bu işi rahatlıkla ilerletebilirsiniz. Dediğim gibi genom analizi yapmak için aynı zamanda internete bağlı bir bilgisayarınızın olması gerekiyor. İnternete bağlı bir bilgisayarınız olduktan sonra iş geriye şeye kalıyor. Web sayfalarında size sunulan araçları kullanmaya kalıyor. Örneğin diyelim sahibinden.com'a girdiğiniz zaman ne oluyor? İşte bir tane araç alıyor, seçiyorsunuz diyelim. İşte diyelim ki bir tane Skoda Octavia alacaksınız. Diyorsunuz ki 2014'ten sonra çıkanlar Çek Cumhuriyeti'nde üretilmiş. O zaman ne yapıyorsunuz? 2014'ten sonra olsun diyorsunuz. Ya da işte diyorsunuz ki dizel olsun. Dizeli seçiyorsunuz. Bütün bunların nerede olduğunu çok iyi biliyorsanız sıkıntı yok. Ama hiç bilmeyen birisine sahibinden.com'da istediği özellikle bir araç alması çok zor. Hatta bazen bir arkadaşın sizi işte araç ya da işte dedim ki neredebulurum.com'da mesela çok eski bir plağı bulduğunuzu görüyor mesela diyelim ki. İşte Semiramis Pekkan'ın 5000 tane sadece basılmış bir plak var. Onlardan bir tanesini bulduğunuzu görüyor. Diyor ki nereden buldun bu plağı? Bu sadece 5000 tane basılmış ve bir tanesi de şu an sende. İş orada hangi yetenek kalıyor? O sitede bunu nasıl arayacağına kalmış. Yani kalkıp da örneğin diyelim ki Düzce bölgesiyle sınırlandırdığınız zaman bile rahatlıkla bir tuşla Düzce bölgesinde bu plaktan satan var mı ikinci el olarak bile bulma şansınız var. Şimdi bu konudaki en meşhur database'lerden bir tanesi Numan Hoca'nın sunumunda da çok fazla geçiyordu. Amerika menşeili NCBI diye adlandırdığımız web sayfası. Bunu çok yani kısaltma olarak yani şöyle kısaltabiliriz. NCBI ne anlamına geliyor? Buranın ulusal biyoloji data bankası. Şimdi bu data bankalarını kullanırken de gözünüzün korkmasına gerek yok. İşte NCBI Handbook diye bir şey var sayfalarında. Bu sayfayı tıkladığınız zaman bu web sayfasını nasıl kullanacağınızı anlatıyor. Bu web sayfalarını neden kullanma gereği duyuyoruz diye sorarsanız bu bahsettiğimiz genom analizi ya da genom analizini yaparken ihtiyaç duyduğunuz biyoinformatik araçlarını yine bu web sayfalarından kullanabiliyorsunuz. Bu web sayfalarındaki bu araçları kullanmak için bunların nasıl kullanılacağına dair kullanım kılavuzu dediğimizde handbook. Bu handbookları da okuduğunuz zaman bu sitenin iyi bir kullanıcısı haline geliyorsunuz. Bu sitenin iyi bir kullanıcısı haline gelmenizle beraber ne anlamı geliyor? Siz de artık elinizde bir şey ifade etmeyen, deneysel olarak elde edilmiş ham datadan katma değeri yüksek, hatta çok yüksek olan bilgiyi buradaki araçları kullanarak elde etme şansınız var. Ve aynı zamanda buradaki web sayfasında birçok analizi yapabiliyorsunuz. Yani isterseniz gen bulabilirsiniz. Ya da bulduğunuz bir türün hangi cinse ya da bulduğunuz bir canlının hangi cinse ait olduğunu da bakabilirsiniz. Hatta daha da öteye gidip bu gene vücuttaki fonksiyonun ne olduğuna dair
tahminler de yapabilirsiniz. Bütün bunları yapabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi deneysel olarak elde ettiğinizi varsayarak söylüyorum. Bu konuda diğer bir web sayfası da Avrupa'nın geliştirdiği bir web sayfası, Avrupa Birliği'nin geliştirdiği web sayfası. Bunları da yine aynı şekilde karşılıklı olarak şu ana kadar biriktirdikleri dataları, bilgileri karşılıklı olarak birbiriyle paylaşıyorlar. Birisi bir data sayfasını yüklediği zaman bunu diğer web sayfasında da söylüyor, diyor ki böyle bir yeni bilgi geldi. Bu şekilde karşılıklı olarak sürekli birbirlerini güncelliyorlar. Yine aynı şekilde bu EBI dediğimiz EBI'yi de kullanabilmeniz için gerekli olan kullanım kılavuzu zaten sitenin web sayfasında var. Onu da okuduğunuz zaman bu siteyi nasıl kullanmanız gerektiğini, buradaki sunulan araçları nasıl kullanacağınız konusunda size çok basit, yalın bir şekilde anlatıyor. Şimdi bu siteleri okurken, burada çok fazla biyolojik terimler geçiyor. İşte heterolog, homolog, ben kimya kökenli, biyolog kökenli değilim ama yani böyle işte mendelin, kromozom, şu bu falan bir sürü kelime kavram geçiyor. O kelimelerin de ne anlama geldiğini, kavramların da ne anlama geldiğini bilmeniz, lisans eğitiminden zaten öğrenmişseniz sıkıntı yok. Ama örneğin diyelim ki fizikten mezunsunuz, bu kavramlara çok aşinalığınız yoksa, bu kitabı kullanarak Lenince Principle of Biochemistry baştan sona bir kere okumanız yeterli. Buradan birçok kavrama artık aşinalığınız gelişiyor. Bu sayede buradaki sitenin sunduğu site kullanım kılavuzu yani handbook'u nasıl kullanacağınıza dair, buradaki araçları nasıl kullanacağınıza dair artık gerekli altyapıyı almış olduğunuzu varsayıyoruz. İş artık öyle bir noktaya geldi ki örneğin dedik ya işte web sayfasında bir sürü şey için kullanabilirsiniz. Yani gen bulmak diye bir kavram var. İngilizce'de işte gene finding diye tercüme ediyoruz. Çok önemli bir noktaya geliyor. Çünkü artık biz canlı organizmadaki işe yarayan bir geni az önce Numan Hoca'nın da uygulamalarında vardı anlattığı örneklerde. O geni oradaki mekanik yapıya adapte ederek o mekanik yapıyı daha böyle işler, daha fonksiyonel Türkçesi nedir ama novel, daha novel hale getirebiliyoruz. Yani daha böyle istenilen özellikleri getirebiliyoruz. Örneğin diyelim ki işte ateş böceği örneği çok fazla var. Akşamleyin ne yapıyor? Ateş böceği arkasında bir ışık yarıyor. Ve bu ışık hiçbir zaman bitmez. Kesinlikle. Elektrik sistemleriyle falan şunla bunla çalışan bir şey değil. Tamamen orada ekspresi olan bir geni, proteinin yaydığı bir ışıma. O ışımanın aydınlatma sistemlerinde, takip sistemlerinde kullanılabilmesi bu genin bu canlıdan elde edilmesiyle ilgili. Bu yüzden gen diye bir kitap serisi var. Şu an herhalde 12.si falan olsa gerek. Çok popüler. Yani bu konuda bu kitaptan da istifade etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi sunumun başlığında şey geçiyor. Genom analizi geçiyor. Genom analiz ve işte biyoinformatik. Baktığınız zaman böyle çok ciddi bir şey gibi geliyor. Genom analiz, biyoinformatik falan. Evet gerçekten aslında çok ciddi bir şey isminden. Ama kesinlikle içine girdiğiniz zaman ilk bilgisayarlar çıktığı zaman işte onlarda mayın tarlası vardı. Öyle bir oyun vardı. O mayın tarlasını oynamaktan daha kolay hale gelebiliyor. Bu kadar keyifli bir hale gelebiliyor genom analizi. Çünkü direkt hayatta canlılıkla ilişkili olduğu için her bilgi beraberinde sizde bir karşılığı çıkabiliyor. İşte örneğin diyelim ki göğüste alınan bir dokuda işte bir genom analizi yaptınız. Çok fazla H96 olarak tanımlanan bölgenin çok fazla proteine dönüştüğünü görüyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki göğüs kanserinin en büyük nedenlerinden bir tanesi H96 geninin ekspresi olması. Çevremizde çok yaygın bir şey. Yani göğüs kanseri yaygınlığı ya da işte duyuyoruz bir şekilde. Bu sayede zaten size ortaya çıkaracağınız bilgi bizim özellikle en çok verimsiz olduğumuz işte satılabilir meta oluşturmak konusunda en büyük başlangıç bu olabilir. Yani siz orada
P96 geninin göğüs kanseriyle ilişkisi olduğunu ortaya çıkardıktan sonra bir sonraki adım biyomedikalcilerin bu P96 geni proteine dönüştü mü dönüşmedi mi detekt edecek bir sistem geliştirmeleriyle ilişkili olacak. Sonrasında bir sonraki adım ne olacak? Bir sonraki adım da bu yöntemin ticari bir paket haline dönüştürülmesi olacak. Bu sayede ne olacak? İnsanların rutin kontrollerde, bu geliştirilen ürünle rutin kontrollerde göğüs kanseri olup olmama ya da olma ihtimalini rahatlıkla görebiliriz. Bu yüzden genom analizi dediğimiz aslında DNA'dan oluşan DNA, RNA ve bunların türlerini anlamaya çalışan analizlerin hepsine genom analizi diyoruz biz. Bunları anlamaya çalışan, bunların arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaya çalışan yöntemi biz genom analizi diyoruz. Bunların arasındaki, yani genler arasındaki ya da daha basite gidelim. Örneğin biz bunlara ne diyoruz? Nükleik asitlerden hepsi oluşuyor. Nükleik asit dediğimiz, duydunuz mu bilmiyorum daha öncesinde. Nükleik asit dediğimiz işte bu 4 harften oluşuyor. Adenin, timin, guanin ve sitozin. Zaman zaman timin urasil olabiliyor. Bu 4 harf bir araya gelerek bir genom dizisi oluşturuyor. Bu 4 harften 3'ü de spesifik olarak bir araya geldiği zaman her 3 tane harf bir tane amino asit kodluyor. Ve bu amino asitler de en fazla 21 çeşit şu anda. Bu 21 çeşit harften oluşan çok uzun cümleler genomu oluşturuyor. Yani 21 harf ya da baz olarak bahsettiğimiz 4 harf A, T, G ve C. A, T, G ve C. Bu 4 harften oluşan yaklaşık işte araya 9 puntoyla yazılmış, en az satır aralığıyla yazılmış bir kitap düşünün. 450 sayfalık full yazı oluşan bir kitap bizim genomumuz oluyor. Bizim yaptığımız temel iş, genom analizinde yaptığımız temel iş de bakın buradaki işte kitaptaki 450 sayfalık kitaptaki bütün o yazılı bilginin hepsine biz genom diyoruz. Buradaki yaptığımız temel şey de şu, burada harfleri arasında bir ilişki yakalamaya çalışıyoruz. Yani bu harfler ne zaman bir araya geliyor, bir araya hangi harfler geldiği zaman bir sıkıntı, bir hastalık ortaya çıkabilir şeklinde analiz yapmaya çalışıyoruz. Bu analizi yapmak için bilgisayar mühendisliğinden faydalanıyoruz ya da bilgisayarlardan faydalanıyoruz. Bilgisayarlardan faydalanmaya başlayıp bilgi ortaya çıkarmaya başladığımız zaman da bununla da biz bioinformatik diyoruz. Yani canlı organizmalarda elde edilen bilgilerin bilgisayar aracılığıyla değerlendirilmesine de biz bioinformatik diyoruz. Şimdi normalde biz şunu biliyoruz, diyoruz ki DNA 4 harfli bir yapı, RNA'ya dönüşüyor. Sadece bir harf farklı burada. Ve sonrasında bu RNA da 4 harfli sistemde her 3 harfi bir tane harf kodluyor. Ve protein dediğimizde yine harflerden oluşuyor ama proteini RNA ile karşılaştırdığınız zaman proteinde 21 tane harf var. Yani bir dil düşünün. Bilgisayar bunu bir dil olarak algılıyor zaten. DNA dediği 4 harften oluşan bir dil. Protein denilen de 21 harften oluşan bir dil. Ve temel olarak şöyle yapıyor. Bu DNA dediğimiz seviye insanların genotipini belirliyor. Yani sizin DNA 4 harfin analizini yaparak gen analizini yapabilirsiniz. Beraberinde RNA aynı şekilde şeyi oluşturuyor, gen profilinizi oluşturuyor. Ama proteine baktığınız zaman da sizin fenotipinizi oluşturuyor. Fenotip dediğimiz ne? Bizim dış görünümüz. Yani DNA, RNA bizim genlerimizi oluştururken bu genler proteine dönüştüğü zaman bizim fenotipimiz ortaya çıkıyor. Kahverengi gözlü olmamız, siyah saçlı olmamız gibi bu şekilde bir
şey var, farklılık var. İşte biz buna sentral dogma diyoruz. Yani dogma dediğimiz şu. Biz diyoruz ki sürekli DNA, RNA'ya dönüşür, RNA proteine dönüşür. Bu proteinler sayesinde de bizim dış görünümümüz oluşur. Biz hep şu ana kadar bu şekilde öğrendik bu işi. Ve bundan kaynaklı az önceki slaytta yani biz eğer bu DNA'yı 4 harfin dizisini yani bu 450 sayfalık kitabın harf dizisini ortaya çıkarırsak bütün hastalıkların hepsini çözebileceğimizi düşündük. Bu nedenle Amerika'da garip bir şekilde Enerji Bakanlığı genomla ilgili bütün projeleri Enerji Bakanlığı finanse ediyor. Yani bizde mesela genomla ilgili araştırmaları Türkiye Sağlık Enstitü Başkanlığı en son aldı. Ama Amerika'daki genom analiz işlerinin hepsini finansman olarak yani projeye para veren kuruluş Enerji Bakanlığı. Enerji Bakanlığı bu konuda milyonlarca dolar parayı DNA'nın yapısını aydınlatan araştırmacıya fon olarak verdiler. Ama şu insanın bütün az önceki slide'de gösterdiğim 4 harften oluşan 450 sayfalık kitabın hepsini printer olarak çıkardığınızı düşünün. Yani bu bizim içimizde kodlanmış bu. Bunların sırasını, dizisini, cümlelerinin hangi sayfada nerede ne olduğunu çıkarılması projesi ne? Burada Amerika'da Boston diye birisi milyonlarca dolar kullanarak insanlardan alınan kan örneklerinden onların genom analizi yapıldı. Genom analizi dediğimiz şu, dediğim gibi kan örneğinde onun DNA yapısı, zinciri, yani çok basit olarak bu bahsettiğimiz 450 sayfalık kitaba denk gelen bilginin ortaya çıkarılması hedeflendi. Çünkü şu düşünüldü, bu 450 sayfalık kitap hepsi çözülürse, yazılırsa bir yere, bu sayede hangi hastalıkların ortaya çıkacağı, bu kişinin hangi hastalıklara karşı yatkınlığı olduğu ortaya çıkacaktı. Ama iş öyle olmadı. Ama burada özellikle lisede olan arkadaşların ve biyomedikal bölümünde olan arkadaşların dikkatini çekecek. Burada bir anekdot da anlatmak istiyorum. Şimdi kan örneği alındıktan sonra bunu cihazını göstereceğim. Siz buradan kitlerle DNA izolasyonu yapıyorsunuz. Ve sonrasında o örneği bir cihaza yüklüyorsunuz. O cihazın ismi dizileme aleti. Dizileme aleti hepsini okuyor sizin DNA'nızı. A, T, G, C, A, T, G, C, T. İşte bu şekilde okuyor. Ve bu şekilde 450 sayfalık 4 harften oluşan bir dilde yazılmış bir kitap çıkıyor ortaya. Tam o milyon dolarları harcandığı ve projenin üzerinden 4-5 sene geçtiği dönemde benim de kişisel olarak böyle işte çocukken işte Redkit, Medkit, daha sonrasında Yeşilçam'da Cüneyt Arkın böyle kahramanlarımız vardı. Ama sonrasında bilimde de benim şu an kahraman olarak baktığım burada Frank Mencher çıktı dedi ki ben bu işi milyon dolarlarda değil birkaç yüz bin dolarla çözebilirim dedi. Burada temel sorun dedi, bu cihazın bilim zaman başına daha fazla bilgi üretmesiyle ilgili bir şey. Biz şayet mevcut cihazları modifiye edebilirsek ve kısa sürede daha fazla okuma yapan bir cihaz geliştirebilirsek biz bu işe maliyetini indirebiliriz dedi. Ve nitekim ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Yaklaşık 40 milyon dolar harcayan Enerji Bakanlığı resmi genom projesi olarak adlandırılıyor. Çünkü bunda dediğim gibi DNA'nın yapısını bulan Watson ve Crick bu parayı harcayarak insan genom projesini tamamladılar. Aynı bahsettiğim kahraman da şöyle bir şey yaptı. 300 bin dolara onların milyonlarca dolar harcayarak ulaştığı sonuçların aynısına daha kısa sürede var. Ve nitekim ne oldu? Bilim camiasında çok önemli iki tane dergi var. Yani bizim böyle en değerli dediğimiz dergilerden bir tanesi Nature, diğeri Science ve aynı
gün bu dergilerden bir tanesi Watson ve Crick'in elde ettiği sonuçları bastı. Diğer dergi de Venture'ın sonuçlarını bastı. Tabii Venture bu işi daha da büyüttü. Sonrasında buradan elde ettiği patentlerle kendisine bir enstitü kurdu. O enstitüde işte yaklaşık şu an en son sayısı 20 tane otobüs kiraladı da otobüslerin içerisinde laboratuvar ve laboratuvar malzemesiyle donatıp deney yapma şansı olmayan özellikle Afrika kıtasındaki ülkelere bu otobüsleri gönderdiler. Oradaki çocuklara deney yapabilsin diye. Ve bu otobüslerde kandan DNA izolasyonu yapmak dahil elde edilen DNA'nın dizilenmesi ne kadar birçok deneyi bu enstitü kendi imkanlarıyla, kendi fonlarıyla şey yapıyor, karşılıyor. En son 20 ya da 25 tane otobüstü. Her geçen gün bu otobüslerin sayısı artıyor. Şimdi buradaki temel sorun şuydu. İki dergideki sonuçları karşılaştırdığınız zaman sonuçlar aynı. Yani iki tane bir kitabı düşünün. Örneğin diyelim ki Orhan Pamuk'un Kar kitabını düşünün. Karşılaştırıyorsunuz. Bütün yazılar hepsi aynı. Birisinde işte 200-300 bin dolar harcanıp yazılmış. Diğerinde de milyonlarca dolar harcanıp yazılmış. Ama şöyle bir problem ortaya çıktı. DNA'yı dizilediğiniz zaman insanın yapısı aydınlatılamadı. Hani işte DNA'nın hepsini dizilersek, yani insanın içerisinde kodlanmış olan 450 sayfalık kitabı hepsini deşifre edersek bütün hastalıkları ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyorduk ama öyle olmadı. Çünkü ortaya çıktı ki bu sentral dogma dediğimiz şey yanlışmış. Yani DNA RNA'ya, RNA proteine dönüşüyor. Ama bu dönüşüm sırasında bir sürü parametre var, kontroller var. Bazen yeri geliyor ki DNA direkt proteine dönüşüyor. Bazen yeri geliyor, RNA proteine dönüşüyor, DNA'ya gerek kalmadan. Bütün bunların üzerinde şöyle bir şey ortaya çıktı bu sefer. Yani RNA proteine dönüşürken bizim en çok ilgilendiğimiz protein kısmı. Çünkü biz protein kısmıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir insanın kansere yakalanması da proteinlerle ilgili. Bir insanın şeker hastalığına yakalanması da proteinlerle ilgili bir şey. Bu yüzden proteinlerin ortaya çıkmasının çok iyi anlaşılması gerektiği ortaya çıktı. Buradaki tablo iyi görünüyor mu bilmiyorum ama burada bir grafik var. Temel olarak şundan bahsediyor. İşte 1865 yılında kilisenin bahçesinde bezelyeleri crossing yaparak, evet burada taşınan bir şeyler var, yani kalıtsal olarak sürekli değişmeyen bir şey var. İsmini koymamış ama bahsettiği şey geldi. Oradan itibaren ve en son 2017 yılına geldiğimiz zaman artık arada bir sürü gelişmeler oldu. Tabii ki DNA'nın yapısının aydınlatılması, sonrasında işte dizilemenin ortaya çıkarılması, insan genom projesi, bütün canlıların artık DNA'sının hepsini dizilenebiliyor olması gelişmesinden sonra sonrasında 2012 yılından sonra ortaya çıkan şey de şu oldu. Artık biz biliyoruz ki DNA-RNA protein ilişkisinin çok daha dışında bir durum söz konusu canlılıkta. Ve bunların ciddi anlamda analiz edilmesi ve bunların arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasıyla birçok hastalığın anlaşılabileceği ortaya çıktı. Şimdi temel olarak yanlış şöyle bir sorun var. Mevcut cihazlarda siz kan örneğinden DNA izole ettikten sonra kitle bunu cihaza verdiğiniz zaman cihaz örneğin diyelim ki 450 sayfalık kitabın en fazla 21. sayfasına kadar okuyabiliyor. 21. sayfasından sonra cihazın bir şekilde değişmesi, yenilenmesi gerekiyor. Tabii bu cihazlar da fizikçiler daha iyi biliyor. Lambalar, işte okuma, sensör, şu bu falan derken ışıma, dalga boyu bunlar da çok pahalı şeyler. Bu yüzden cihazın yenilenmesi gerekiyor. Yenilenen cihazda ne anlamına geliyor? Bu işin maliyetinin artması anlamına geliyor. Çünkü bizim analiz yapabilmemiz için kandan ya da bir şekilde canlı örneklerden elde edilmiş genomik dataya ihtiyacımız var. Şimdi bütün bunlar da gerçekten çok uzun süre tutuyor. Yani bir canlıda siz kanı izole ettikten sonra onu dizilettirmeniz, dizilettirdikten sonra full diziye ulaşmanız, sonrasında o diziyi genom analizi yapan birisine verip
hadi bunu analiz et demeniz bazen yıllarca sürebiliyor. Tüm bunları özellikle iyi bir şekilde yapmak istiyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki birçok hastalık aslında bu bahsettiğimiz proteinlerin bir şekilde 21 harften oluşan protein dizileri var. Bu protein dizilerinde bazen bu harflerin doğru yerde olmaması birçok hastalığın belirtisi olabiliyor. O yüzden hastalıkları özellikle anlayabilmemiz için kesinlikle canlı organizmadaki bütün genomu, bütün genomdan bahsettiğimiz neydi? DNA'nın, RNA'nın ve bunların oluşturduğu proteinlerin hepsinin anlaşılması gerektiği ortaya çıktı. Bu sayede ne yapacağız? Anlayabileceğiz ki bununla ilgili yeni tedavi sistemleri ortaya çıkarabiliriz. Bu tedavi sistemleri ne ortaya çıkardığımız zaman da şu andaki yüzyılın ya da çağın aklına gelmiş oluyoruz. Çağın aklı da ne diyor? Diyor ki aspirin evet kan sulandırıcı olabilir ama aspirin herkeste kan sulandırıcı etkisi olacak diye bir kural yok. Ya da işte diyelim ki bir baş ağrısı ilacı aldığınız zaman çoğu zaman oluyor. İşte kimisine ne Novalgin iyi geliyor, kimisine işte Parol iyi geliyor, kimisine aspirin, Minose. Bu farklılığın temel nedeni bu ilaçlardaki etken maddenin az önce bahsettiğim proteinlerle etkileşirkenki farklılığı. Bu yüzden bir ilaç bir kişide çok iyi sonuçlar ya da istenilen sonuçları ortaya çıkarabilirken başka birisinde hiçbir etkisi ortaya çıkmayabilir. Bu tamamıyla bizim genomik datamızla ilgili bir şey. Bu nedenle genetik bilginin kullanılarak kişiye özel tedavi sistemlerinin ortaya çıkarılması son derece önemli. Şimdi ortaya çıkan o bahsettiğimiz dört harften oluşan kitabın onun tamamıyla anlaşılması, etkilerin işte üzerinde çalışılması, acaba bu gen bir hastalığa yol açıyor mu? Bazen yeri geliyor, biz laboratuvarda o gen üzerinde harf değişikliği yapıyoruz. O harfin etkisini görebilmek için. Bunun için kullanılan en önemli cihazlardan bir tanesi polimeraz zincir reaksiyonunu yapan alet. Biz bu alete PCR diyoruz. Daha önceden PCR aleti duyan var mı? Şimdi PCR aleti temel olarak şunu yapıyor. Sizin elinizde bu bahsettiğimiz 450 sayfalık kitap vardı ya. Kitabın diyelim ki 299. sayfasında bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Sadece küçük bir harf değişikliği yapmak istiyorsunuz. Bu cihazın en önemli avantajı bu. Yani elinizdeki genomik datanın içinde bir harf değişikliği yapabiliyorsunuz bu cihazda. Neden değişiklik yapmak istiyorsunuz? Çünkü şüpheleniyorsunuz. Diyorsunuz ki bu harf değişikliği olduğu zaman kanser mi oluyor acaba? Bunu neyde deniyorsunuz? Farede deniyorsunuz laboratuvar zamanında. Ya da işte buradaki cümleyi, işte diyelim ki Orhan Pamuk'un kar kitabını düşünün. 399. sayfasında diyor ki kas çok soğuktu. Çok soğuk, çok çok soğuktu olarak değiştirmek istiyorsunuz. Çok çok soğuktu olunca etkisi ne oluyor canlıda? Bunu görmek istiyorsunuz. O zaman böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Böyle bir cihaza ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu ilk icat edilen PCR cihazı. Yani değişik su sıcaklıklarda su banyolarına ihtiyaç duyuyorsunuz. Burada ne kadar süre tutmanız gerektiği ortaya çıkıyor. Şu andaki bu PCR cihazı ilk çıkan bu şekilde son çıkan PCR cihazı da elin avucunun içine sığıyor. Yani yine aslında Numan Hoca'nın sunumundaki o nanoteknoloji seviyesine inildiği zaman teknolojide ne gibi harikaların ortaya çıktığını gösteren iyi bir örnek. Şimdi PCR dediğimiz cihazla biz harfleri değiştirebiliyoruz. Bir de şunu öğrendik. İnsan genom projesinde şu ortaya çıktı. Tek başına bir tane gen proteine dönüşüp işini yapmıyormuş. Bazen etraftaki diğer genlerle de etkileşip işini yapıyormuş. Bu etkileşimin de bir şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunun için çıkarılan cihazlardan bir tanesi de mikroRNA teknolojisi. Bu cihazı da yine biyomedikalciler geliştirdi. Bu cihaz ne yapıyor? Bu cihaz, siz hücreyi bu cihaza yüklüyorsunuz. Örneğin diyelim ki bu hücrede kanser geliştiği zaman kanser ortaya çıkarken hangi genler aktif? Biz bunlara ekspresyon diyoruz. Hangi genler aktif oluyorlar? Yani protein üretmek için çalışıyorlar. Parlayan yerler genin aktif olduğunu gösteriyor. Örneğin diyelim ki siz
göğüs kanseri çalışıyorsanız, göğüs kanseri hücre kültürünü aldınız, laboratuvarda büyüttünüz, sonra onu parçalayıp buna yüklediğiniz zaman burada hangi genlerin çalıştığını gördükten sonra bir sonraki aşama acaba bu genler mi göğüs kanserine yol açıyor gibi fikir geliştirme şansınız olabilir. Sonra bunları tekrardan PCR aletiyle test ediyorsunuz, bazı harfleri değiştirip bunlar halen fonksiyonunu yerine getiriyor mu getirmiyor mu, en son emin olduktan sonra da şöyle bir teori geliştiriyorsunuz. Kitabın 450 sayfalık kitabı 56. sayfasındaki bütün harflerin hepsi göğüs kanseriyle ilgili şeyler. Ve 6. satırın 2. paragrafın, paragraf kromozom oluyor. O paragrafın 2. satırındaki 7. harfi C'ye dönüştüğü zaman bu kişide göğüs kanseri gelişme ya da ortaya çıkma ihtimali %100'e yakın. Böyle bir teori ortaya atıyorsunuz. Sonrasında yine topu biyomedikalcilere atıyoruz. Diyoruz ki bu değişikliği ortaya çıkaran bir belirtek geliştirir. Bunu bir cihaza monte et. Biyomedikal, yani biyolojik bilgine mekanik cihazlarla buluştuğu yer biyomedikal oluyor. Tam bu noktada bunları yapmak ne kadar sürer diyorsanız, bu işte 7-8 sene falan sürüyordu. Yani PCR'dan örneği yükle, okumasını yap, harfleri değiştir, işte mikro array teknolojisiyle bunlar arasındaki ilişkiye bak. Bütün bunlar hepsi o kadar uzun sürüyordu ki. Yalnız bakın, bu arada teknolojinin de çok hızlı geliştiğini göstermek istiyorum. Mikro array teknolojisi 2000'li yılların başında çok popüler oldu. 2000'li yıllarda işte çok fazla kullanılmaya başlandı. Hatta işte Nature, yine meşhur bir dergide yayın oldu bu çalışma. Bahsettiğim kanser çalışmasında bu cihazın kullanılması. Ama bugün artık kimse mikro array teknolojisini çok fazla kullanmıyor. Neden? Çünkü bizim artık şöyle bir avantajımız var. Canlı organizmalardan datayı ürettikten sonra biz eğer bu datayı bilgisayarlara yükleyebilirsek ve bu datalar arasında anlamlı ilişkiler kurarsak hiç mikro array yapmamıza gerek kalmayabilir. Hiç PCR yapmamıza gerek kalmayabilir. Birçok maliyetli ve zaman gerektiren çalışmayı bypass edebiliriz. Bunun yolu da şu, laboratuvarlarda elde edilmiş genomla ilgili bilgilerin hepsinin bir şekilde bilgisayarlara yüklenmesi gerekiyordu. İşte o başında anlattığım NCBI diye kodladığımız site ya da EBI diye kodladığımız siteler bu gene bir bilgilerin hepsini kendi database'lerinde, kendi web sayfalarında biriktirdiler. Biriktirdikten sonra işte tam bu noktada az önce söylediğim bu uzun zaman gerektiren, çok para gerektiren deneysel çalışmaları bir şekilde elimine etmek gerektiği ortaya çıktı. Çünkü bunlar çok fazla zaman alıyor ve doğruluğu da sürekli tartışılabilir hale geliyor. İşte bu noktada bu bilgiyi elde edenlere, yani genomla çalışanlara genomics dersek, bu bilginin bilgisayar kullanılarak farklı bilgilere çevrilmesi konusunda çalışanlara biyoinformatikçiler dersek, bu genler arasındaki yapısal ilişkileri çözmeye çalışanlar var, yapısal genomikçiler. Bir de o bahsettiğimiz protein oluştuktan sonra o protein seviyesinde çalışanlar var. Bunlara da proteomikçiler diyoruz biz. Bunların hepsini bir araya getirdiler. Ve bu sayede sistem biyoloji diye bir kavram ortaya çıktı. Gebze Teknik Üniversitesi ne kadar nanoteknoloji enstitüsü olmak konusunda ilk olma vasfı varsa, aynı şekilde birçok alanda, birçok disiplinde de birçok ilkleri var. Örneğin bir tanesi de bu. Bizim klasik olarak biyomühendislik ya da moleküler biyoloji ve genetik doktorası ya da yüksek lisansımız olduğu gibi aynı zamanda sistem biyoloji ve biyoinformatik isminde yüksek lisans ve doktoramız da var. Bu program bizim ülkemizde üniversiteler içerisinde tek. Çok büyük bir yetkin bir kadrosu var. İçerisinde kimler var? Fizikçiler var, kimler var? Bilgisayar mühendisleri, moleküler biyoloji ve genetik mezunları, biyomühendisler var. Şimdi
Sizin şu an göremediğiniz bu kümede kimler var? İşte bu bahsettiğim gruplar var. Fizikçiler var. Bilgisayar mühendisleri var. Moleküler biyoloji, genetik, kimya, biyomedikal mühendisleri, bunlar var. Bunların hepsinin tek derdi şu, bu bahsettiğimiz sistem biyolojiyi oluşturma. Çünkü sistem biyolojide ortaya çıkıyor ki, sizin tek başınıza protein biliyor olmanız, sadece bilgisayar kullanarak sonuca gitmenizi sağlamıyor. Sizin çok iyi kimya biliyor olmanız, elde edilen datada yüksek katma değerli bir data oluşturmanız ya da yeni bilgiler ortaya çıkarmanız mümkün görünmüyor. Bu yüzden az önce saydığım bilim dallarıyla işbirliği yapmak zorunda kalınıyor. Şimdi temel olarak şöyle, biyoinformatik nasıl çalışıyor burada? Ya DNA ile ilgileniyor, ya RNA ile ilgileniyor ya da protein ile ilgileniyor. Çünkü bunlar sonuçta hepsi bir dil aslında. Yani bilgisayarda nasıl diller varsa Fortran, Perl, C, C++ gibi diller varsa aslında bunlar da bir dil. 4 harften oluşan bir dil, 4 harften oluşan bir dil, 21 harften oluşan bir dil. Ve bu diller arasında da bir ilişki var. Bazen birbirlerine dönüşebiliyorlar. Hatta bazen bu işin renginin ne olacağına da karar verebiliyorlar. Örneğin diyelim ki kitap editlediğiniz zaman kitabın içerisinde çok fazla biyoinformatik kelimesi geçiyorsa diyorsunuz ki bu kitap biyoinformatikle ilgili bir şey. Burada da örneğin diyelim ki bazı proteinler sıklıkla kanserle ilgili proteinler geçiyorsa bu kitapta, o zaman diyorsunuz ki bu kitap kanserle ilgili bir kitap. Biz buna da fenotip diyoruz. Yani bizim dış görünümüze karar veren proteinler. Sonrasında bunlar bazen bizim bu dış görünümüz bazen ne yapıyor? Doğal seçilime uğrayabiliyor. Örneğin diyelim ki burada beyaz tenli birisi olarak ortaya çıktınız. Sonrasında çok fazla güneşin olduğu bir yere gittikten sonra kuşaklar sonrası ne oluyor? Bu beyaz tenli bir süre sonra esmer ve daha sonra rengin daha da koyulaşmasına yol açabiliyor. Buna da evrim diyoruz. Sonrasında ortaya fenotipte çıkan bu değişiklik DNA'da tekrar bir değişikliğe gidebiliyor ve bu şekilde birbirini takip ediyor. Biyoinformatik bütün bu parametrelerin hepsini göz önünde almak zorunda. Deneysel çalışmaya ihtiyaç duymadan bilgisayar ortamında tahminler ve sonuçlar elde edebilmek için. Baktığımız zaman burada kişilerle ilgileniyorken DNA'da, burada ise popülasyonlarla ilgilenmek zorunda kalıyor biyoinformatik. Ve ortaya çıkan bilgiyle biyoinformatik ne yapıyor? Birçok zaman ve deneysel çalışma, para gerektiren çalışmaların büyük bir kısmını bypass ediyor. Biyoinformatik en çok yaptığı şey şu. Ortaya çıkan datayı anlamaya çalışma ve bu datadan bazı genellemeler yapma. Örneğin diyelim ki soğuk kelimesi çok fazla kitapta geçiyorsa soğuktan önce muhtemelen çok kelimesi geçme ihtimali vardır gibi genellemeler yapabiliyor. Bunun dışında biyoinformatik ne yapıyor? Öğrendikleriyle tahminler yapmaya çalışıyor ama bu tahminleri de eğiterek tahmin yapmaya çalışıyor. Ve sonrasında bu tahminlerini bir şekilde organize etmek zorunda. Az önce gösterdiğim şemadaki bu tahminleri bir şekilde buralarda bir yerlere yerleştirmek zorunda kalıyor. Ve aynı zamanda bu tahminle bir de neyle yapmakla mükellef? Yani dedi ki eğer şu kelimeler kitapta geçiyorsa burada bir kanser durumu söz konusudur gibi bir tahmini varsa bu sefer de bunu simüle etmek durumunda kalabiliyor. Simülasyon nedir? Hayattaki gerçek koşulların sanal ortama taşınarak bir şekilde onu taklit edilmesi, sonuçları daha erken görülebilmesi için. Bütün bunları gördükten sonra da yine işin içerisine biyomedikal mühendisleri giriyor. Onun bir şekilde yeniden tasarlanması gerektiği fikri. Örneğin diyelim ki tahmininizde şu ortaya çıktı ki örneğin yapılan bir tane somut bir çalışma. İşte Hatay'da yaşayan bir grup var ve bunlar hepsi ayakları ve elleri üzerinde yürüyorlar. Kesinlikle dik duramıyorlar. Bunun temel nedeni buradaki bir tane proteinin ifade edilmemesinden kaynaklı. Yani o protein beyinde ifade edilmediği için bu insanlar dengesini koruyamıyor ve Hatay'da Akdeniz bölgesinde bu insanlar elleri üzerinde yürümek zorunda kalıyorlar.
Bu bilgi ortaya çıkaranlar bunun nasıl tedavi edileceği konusunda hiçbir fikirleri yoktu. Bunu çözmenin yolu da ne oldu? Yine biyomedikal mühendisleri işin devreye girdi. Ne yaptı biyomedikal mühendisleri? Bu proteinin bir şekilde etkisini ortadan kaldıracak. Oradaki sistemi yine bir medikal cihazla buluşturup ortadan kaldırdı. Ve nitekim ne oldu? İlk doğan çocuklarda bu denge sorunun olmadığı ortaya çıktı ve onlar artık iki ay üzerinde yürümeye başladı. Bütün bunların hepsi az önce bahsettiğimiz çalışmanın bütüncül bir şekilde farklı disiplinlerde yapılmasıyla ilişkili bir şey. Şimdi 1965'te bu işin kitabı ilk yazıldığı zaman, yani evet genler bu işin içerisinde sorumlu, genler bu işi koordine ediyor denildikten sonra Boston tarafından, bundan sonra çok şey değişti. Nedir? Artık çok fazla genetik bilgi var. Bu genetik bilgi protein olarak neye dönüşüyor biliyoruz. Ve buradan bu proteinin yapısını tahmin edebiliyoruz. Bu tahminden de fenotipin ne olduğunu görebiliyoruz. Şimdi kalkıp da bunu deneysel olarak yaparsanız bu çalışma 12 sene sürebilir ortalama. Yani elimizdeki genetik bilginin canlının görünümünde hangi tırnak içerisinde kusurlara ya da hastalıklara yol açtığını görebilmek gerçekten önemli. İşte bioinformatik şu deneysel çalışmaları yapmanıza gerek kalmadan genetik bilgiler bu bilginin ne fonksiyonu olduğunu ya da canlının görünümünde ne tür özellikler ortaya çıkardığını saptamamıza yol açıyor. Bu nedenle ne yapıyor? Genetik bilgiden fenotipe giderken bazı sıkıntılar var tabii burada. Yani iş yine bu kadar hızlı ilerlemiyor. Çünkü neden? Genetik bilgi çok fazla değişebiliyor. Yani aynı canlının aynı dokularından aldığınız genetik malzeme deneysel olarak farklı olabiliyor. Ve bu bilgiler çoğu zaman stable değil, kararlı değil. Çok hızlı değişebilen bilgiler. Bunlar da bioinformatikte karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi. Ama şöyle bir güzel bir şey ortaya çıktı sonrasında, özellikle 2016 yılından sonra, o bahsettiğim siteler neredeyse her bir analiz için farklı bir site kurmaya başladılar. Örneğin diyelim ki siz iki canlı arasında onkolojik bir ilişki var mı diye baktığınız zaman bunun için bir site var. Ya da siz canlılardaki sadece genomik bilgiye bakmak istiyorsunuz, başka hiçbir şey yapmak istemiyorsanız yine bunun içinde özelleşmiş bioinformatik araçlar var. Örneğin diyelim ki işte genom browser dediğimiz. Ben hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Sadece ortaya çıkan proteinlerin fonksiyonları hakkında çalışmak istiyorum dediğiniz zaman yine başka bir bioinformatik tool var. XBase dediğimiz. Bu şekilde bu tool'ları kullanıyorsunuz. Ama temel olarak biraz da işin bilimsel kısmına değinip bitirmeye çalışacağım. Burada temel olarak aslında yapılan şey şu. Siz bu genomik bilgiye sahipsiniz. Genomik bilgide tahminler yapıyorsunuz. Ve bu tahminlerden bunun fonksiyonunun ne olabileceğini ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani biz çok iyi biliyoruz ki işte örneğin diyelim ki saç derimizde çinkoyu bağlamakla fonksiyonu olan protein var. Çinkoyu tutmadığı zaman saç kepeklenmeye başlıyor. Burada bir tane mutasyon olursa o zaman ne yapacak? Çinkoyu tutamayacak protein. Tutamadığı zaman da ne olacak? Saç kepeklenmeye başlıyor. Aslında gayet mekanizması basit. Yani gidip böyle çok karmaşık şeyler düşünmeye gerek yok. Moleküler biyoloji seviyesine indiğiniz zaman. Moleküler biyolojinin en çok yaptığı şey şu. Bir ipucu bulmaya çalışıyor. Ve bu ipucunda anlamlı sonuçlara gitmeye çalışıyor. Yani hedefi gerçekleştirmeye çalışıyor. Esaretin Bedeli diye bir film vardı mesela. Bir konu bir şekilde televizyonda sürekli çıkıyordu. Orada ne yapıyor? Yaşadığı hücredeki, duvardaki jeolojik ilgisinden dolayı oradaki taşın çok yumuşak olduğunu biliyor ve o yumuşak katmandan ilerleyerek cezaevinden firar ediyor filmin final sahnesinde.
Bütün bioinformatiğin yaptığı da bu. Yani orada hareket edebileceği bir başlangıç noktası, anlamlı bir yer yapılamaya çalışıyor. Ve o hareketle anlamlı bir sonuç çıkarmaya çalışıyor. Yani bu karikatürde örneğinde olduğu gibi siz bu bilgilere baktığınız zaman hiçbir şey ifade etmeyebilir. O harfler ya da o kitap, yani dört harften oluşan bir kitap size hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ancak bu harflerin lokasyonunu ya da bulundukları paragraf canlının fenotipinde çok şey ifade edebilir. Önemli olan da burada bunu yakalamak. Biz bunu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Örneğin diyelim ki kandaki kırmızı kan hücreleri oksijen taşımakla en büyük görevleri bu. Ama bu kırmızı kan hücreleri proteininde sadece 246'daki harf değişik olduğu zaman, o zaman yuvarlak şeklinde değil, o zaman bu şekilde orak şeklinde oluyor. Orak şeklinde olduğu zaman da yüzeye bağlanan oksijenler daha az oluyor. Daha az olduğu zaman da astım denilen hastalık ortaya çıkıyor. Tüm bunları önüne geçmek için ciddi anlamda algoritmalar geliştirildi. Bunlar arasındaki benzerliklerden canlının diğer canlılarla olan ilişkisini de ortaya çıkarabiliriz. Ya da birçok hastalığı mikro array teknolojisine ihtiyaç duymadan aralarındaki ilişkiyi çıkarabiliriz. Biz bu aralarındaki benzerlik ipucu onlara bioinformatikte motif diyoruz. Örneğin diyelim, baktığınız zaman bakın bunlar çok farklı dokulardan alınmış ama şuraya baktığınız zaman son harfler hepsi aynı. Baktığınız zaman bir şey ifade etmeyebilir. Ama bunu bioinformatik olarak tur ettiğiniz zaman ortaya çıkıyor ki for isimde bir protein var ve bu proteinin ekspresyonu bu dizilerin olmasıyla ilişkili. Ve bu dizi bu proteini kodladığı sürece görme işi gerçekleşebiliyor. Aksi takdirde görme işi gerçekten sıkıntıya girebiliyor. Sadece bu harflerden bir tanesinin değişmesi görmeyle ilgili kusurların oluşmasına yol açabiliyor. Bunları hızlı bir şekilde geçiyorum süre nedeniyle. Ve son olarak şeyle bitirmek istiyorum. Yine belki Numan Hoca'nın da yine anlattığı şeyleri tamamlayıcı olacak. Bu çalışma Nature Genetik'te yeni yayınlanmış bir çalışma. 30 Nisan 2018'de basılmış bir çalışma. Ne yapıyorlar? Gülün genomik yapısını analiz ediyorlar. Bunu analiz etmenin ne anlama gelir ya da işte gülün genom yapısını ortaya çıkarmak ne anlama gelir diye düşünürseniz atrak kısmında çok iyi anlatmış bu şekilde. Özellikle koku teknolojileri konusunda kokunun bir yerden bir yere rahatlıkla taşınması ya da kokunun gerçek anlamda sentetik olarak laboratuvar ortamında organik olarak tırnak içerisinde üretilmesi yine gülün genomik yapısının analiz edilerek güle kokuyu veren yapının yani gülün işte yine yaklaşık belki 200 ya da 300 sayfalık bir genom haritası var. O genom haritasında hangi sayfanın ve neresini bu koku konusunda belirleyici olduğunu öğrenmek gerçekten kozmetik konusunda çok büyük çıkışlara yol açabilir. Genomik bilginin elde edilmesi, yine biyomedikalcilerle bizden daha aşina olduğu konular var. İşte diagnostik teknolojilerin geliştirilmesinde mikroçipleri, mikroareyleri ve aynı zamanda farklı terapötik ajanların geliştirilmesi konusunda yine çok önemli çıkış sağlayabiliyor. Ve metabolizmayı anladığımız zaman biz İşte şeyden bahsettik, Numan Hoca işte o savunma teknolojilerinden giden milyar dolarlardan bahsetti. Almanya'da, Türkiye'den her sene 60 milyon euro para gidiyor. Niçin? Oradaki bir üniversitede metabolizma mühendisliği var ve tam yine bu analizleri yapıyorlar. Yani kilo almanıza neden olan proteinleri belirleyip o proteinleri susturup sizi zayıflatmaya çalışıyorlar. Yine bunu kim yapıyor? Bu bilgiyi ortaya çıkaranlar kim? Genom analizini yapıp ortaya çıkan bilgini bir şekilde canlıyla buluşmasını sağlayan, yeniden tedavi edici şekilde canlıyla buluşmasını sağlayan biyomedikal mühendisleri yapıyor. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sabır gösterip dinlediğiniz için. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Konuşmanın
konuşmasından dolayı Sayın Doçent Doktor Barış Binak hocamıza teşekkürle belgelerini vermek üzere Sanliye Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Sayın Doktor Öğretim Üyesi İkrim Ortak Uçan hocamızı davet ediyorum. Biyomalzemeler, mikro nano yapılı materyaller üzerine çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Moleküler baskılanmış polimerler ve biyomedikal uygulamaları başlıklı konuşmasını yapmak üzere Sayın Doktor Öğretim Üyesi Pınar Çakır Hatır'ı kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sonra sözlerime başlamadan önce Nurman hocama ve Barış hocama da teşekkür ediyorum. Çok güzel sunum yaptılar. Aslında farkında olmadan güzel bir kompozisyon yaptık. Çünkü Nurman hocam fizik üzerine yoğunlaştı. Barış hocamız biyoloji. Ben de bu işin biraz kimya kısmına yoğunlaşacağım. Çünkü ben kimyacıyım. Biyomedikali, kimya ve malzeme ile ilgili olan kısmı, elektronik değil de daha ziyade polimer, malzeme, bunlarla ilgili olan kısmıyla ilgileneceğim. Kendimden bahsetmiyorum, zaten güzelce tanıttılar. Konuşmama başlamadan önce sizlere moleküler etkileşim hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Aslında hepimizin bildiği şeyler bunlar. Moleküler etkileşimin ne olduğuna hızlıca bir bakalım. Basit olarak en az iki molekül veya daha fazlasının bir araya geldiklerinde oluşturdukları etkileşim. Yani yakınlaşma diyoruz, moleküler etkileşim. Kısaca böyle tanımlayabiliriz. Moleküler etkileşimi bazen misafir host and guest ya da lock and key, anahtar kilit, misafir ev sahibi etkileşimler diye de tanımlayabiliyoruz. Pekala, nedir bu moleküler etkileşimler? Aslında genelde hepsi elektrostatik etkileşimlere bağlı etkileşimler. Özünde böyle. Fakat biraz daha spesifik olarak bakacak olursak, birçoğunu yine temel derslerinizde görmüşsünüzdür. Özetle bakalım. En önemlilerinden biri özellikle biyolojik ortamlarda kovalent olmayan etkileşimler içinde en önemlilerden biri hidrojen bağları. Hidrojen bağları nedir? Hidrojenle oksijen, flor ve nitrojen arasındaki etkileşimler, yani yakınlaşmalar. Nerede bulunuyor? Biyolojik ortamlarda çokça bulunuyor. Özellikle suyun olduğu her yerde hidrojen bağı mevcut. Burada da gördüğünüz gibi iki su molekülü arasındaki bağ da hidrojen bağı. Aynı zamanda mesela Barış hocamız anlattı, DNA, RNA, protein. Bunların içerisinde bolca bulunuyor hidrojen bağı. Burada da yine bir örneğin.
Bir diğer etkileşim hidrofobik etkileşim. Hidrofobiklik ne demek? Bilen var mı aramızda hidrofobik? Suyu sevmez. Evet. Aslında özünde şöyle. Hidrofobik moleküller diğer hidrofobik moleküllerle ya da malzemelerle bir araya gelmek istiyorlar. Neden? Her ikisi de suyu sevmiyor. O zaman diyorlar ki sen suyu sevmiyorsun, ben de suyu sevmiyorum. Gel beraber takılalım. Aynen burada su ve yağ örneğinde gördüğümüz gibi. Mesela salata yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Salata yağla sirkeyi karıştırıyoruz güzel. Sonra ne oluyor bıraktığımızda? İllaki ayrılıyorlar değil mi? Bir an önce yememiz lazım. O yüzden burada gördüğünüz gibi neden ayrılıyorlar? Bu ayrılmaların sebep olan kuvvet nedir? Hidrofobik etkileşimler. Çünkü yağ molekülleri bir araya geliyor, sudan ayrılıyorlar. Aynı şekilde hidrofobik etkileşimleri mumulacımızda nanoteknolojiyi anlatırken güzelce bahsetti. Mesela hidrofobik yüzeylerde bunu görüyoruz. Bir yüzey hidrofobik olup olmadığını da ilk bakışta anlayabiliyoruz. Nasıl mesela yağmur damlası damladı, zıplaya zıplaya gitti. Bu ne demek oluyor? Hidrofobik bir yüzey oluyor. Çünkü yağmur damlası ya da su damlası kendi küresel yapısını koruyor. Bu demek oluyor ki yüzeyle etkileşime girmek istemiyor. Sevmiyor yüzey. Demek ki yüzey hidrofobik. Burada da gördüğünüz gibi mesela bu yüzey şu yüzeye göre daha hidrofobik. Çünkü su rahatça yayılmamış diye düşünebilirsiniz. Burada şunu da değinmek istiyorum aslında çok temel olarak. Mesela sabun nasıl temizler? Elimizi sabunla yıkadığımızda biz temizliği nasıl yapıyoruz? Hiç bunu düşündünüz mü? Yağı nasıl temizliyor sabun? Var mı hiç düşünen ya da bilen? Aslında yine aynen bu şekilde sabun molekülleri ya da deterjan hem hidrofobik hem de hidrofilik gruplara sahip moleküller. Yani şöyle oluyor, elimiz yağlı diyelim, yağ hidrofobik bir malzeme, suyu sevmez, yağını suyla yıkadın mı çıkmaz değil mi? Elimiz yağlı, sabunla yıkıyoruz, ne oluyor? Sabun molekülünün bir kısmı yağı tutuyor, diğer kısmı da suyla beraber akıp gidiyor. Yani burada gördüğünüz gibi mesela bu kısmı suyu seviyor, şu uzun zincir, hidrokarbon zinciri yağı seviyor. İkisi beraber çalışarak yağı bu şekilde sarmalıyorlar ve suyla beraber akıp gidiyor. Bu da bir yine hidrofobik etkileşim örneği. Diğer temel etkileşimlerimizden birisi Van der Waals kuvvetleri. Bu da yine birbirine yakın olan iki atom ya da iki molekülde genellikle gördüğümüz, karşımıza çıkan molekül kuvvetlerden biri. Çok zayıf kuvvet ama çok miktarda olduğu zaman oldukça önem teşkil ediyor. Bir diğeri de yine konuyla ilgili olduğu için bunlardan bahsediyorum. Özellikle aromatik halkalarda karşımıza çıkan PP etkileşimleri, yani yine aslında kendine benzeyen moleküller, kendine benzeyen moleküller etkileşime giriyor. Bu da onun bir örneği. Son olarak da yine söyledim aslında, hepsinin temelinde elektrostatik etkileşimler var. Yani artı artıyı itiyor, artı eksiği çekiyor bildiğimiz kuvvetler. Pekala, burada da bu bir protein dip örneği, yani bir çizimsel bir gösterilmiş hali. Burada gördüğünüz gibi bir proteinin yapısında ya da herhangi bir biyomolekül yapısında hidrojen bağları karşımıza çıkıyor. Ya da elektrostatik, iyonik bağlar karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde disülfit bağları da var, ondan bahsetmedim şimdi. Ve burada da bakın hidrofobik etkileşimleri görüyoruz. Yani suyu sevmeyen yine suyu sevmeyenlerle bir araya geliyor ve bir etkileşim oluşuyor. Bu etkileşimlerin hepsinin toplamı bize işte o proteinlerin yapısını veriyor ya da DNA'nın sarmal yapısını veriyor. Pekala, gelelim yine moleküler etkileşime. Dediğim gibi biyomoleküllerde yani vücudumuzda ya da biyolojik ortamlarda moleküler etkileşimler sık sık karşımıza çıkıyor. En temel olarak söyledik enzim, mesela enzim substrat ilişkisi. Sonuçta bu da bir moleküler etkileşim. Biz bu moleküler etkileşimi, konuşmamın başlığı moleküler baskılanmış polimerler. Biz bu moleküler etkileşimi alıp aslında kopyalamaya çalışıyoruz. Yani yapay olarak bunu yaratmaya çalışıyoruz. Yapay enzim gibi ya da yapay antikor yapmaya çalışıyoruz gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla burada kısa bir terim molası vermek istiyorum. Biyomimetik, duydunuz mu hiç bilmiyorum ama aslında hepimizin yapmaya çalıştığı şey bu. Genelde doğada olan şeyleri, çünkü en iyi çalışanları doğada olan örnekler oluyor. Onları alıp güzelce kopyalayıp çalıştırmaya çalışıyoruz.
Dolayısıyla biyomimetik kavramını duymadıysanız da çok çok duyacaksınız. Ne demek? Bio zaten yaşam demek Latince. Mimetik de kopya, imitasyon. Yani biyo benzer, biyo taklit demek oluyor. En eski ve en güzel örnekleri zaten burada görüyorsunuz. Biz uçamıyoruz, insanoğlu uçamıyor ama artık uçabiliyor. Çünkü kuşları taklit ediyoruz veya denizaltılar, denizaltındaki canlıları taklit ederek denizaltılarını yaratabiliyoruz. Pekala, şimdi konuma geçmeden önce söylediğim gibi bu biyomoleküller, yani moleküler etkileşim yapan biyomoleküller aslında halihazırda birçok uygulamada kullanılıyor. Bunların çok iyi tanıma özellikleri olduğu için, yani mesela enzimler belirli molekülleri tanıyabiliyor. Enzimin bu özelliğinden faydalanarak mesela biyoçipler sentezle yapılabiliyor, üretilebiliyor ya da işte ilaç taşıma sistemleri yapılabiliyor. Ya da immünoanaliz testleri yapılabilir. Aslında birçok uygulamada halihazırda kullanılıyor bu biyomoleküller. Fakat biyomoleküllerin şöyle bir dezavantajı var. Elde etmesi zor bu molekülleri. Yani enzimle çalışmak kolay değil. Enzimi doğal ortamından ayırmak bazı problemler doğuruyor maalesef. Aynı zamanda pahalı biyomoleküllerle çalışmak. Biraz masraflı oluyor. Ve bunları endüstriyel sistemlere uyarlamak çok kolay olmayabiliyor. İşte biz de diyoruz ki o zaman biz bu biyomolekülleri, yani moleküler etkileşim yapabilen biyomolekülleri alalım, kopyalayalım, benzerlerini polimerlerle yapalım, daha kolay olsun diye bir düşüncemiz var. Zaten bütün konuşmam bunun üzerine dayalı. Şimdi moleküler baskılanmış polimerler bu noktada iyi bir aday oluyor bu düşünceye. Peki polimerin ne olduğunu bilen var mı? Önce onu sorayım. Çünkü polimer deyince hep herkesin aklına çok farklı şeyler geliyor. Mesela polimer nedir? Bilen var mı? Yok. Evet, teknik olarak monomerlerin, yani aslında bir molekülün kendini tekrarlayarak oluşturduğu uzun makro zincirler. Evet, teknik olarak böyle monomer tekli, tek demek. Monomer birim demek, tekli birim. Polimer de çoklu birim. Yani aynısı sürekli kendini tekrarlayan bir zincir gibi düşünebiliriz. Fakat günlük hayatta, yani nerede görüyoruz bu polimerleri mesela? Nerede? Her yerde. Bir örnek söyleyeyim, bir şey. Mesela teflon tava, evet. Başka? Pet şişe. Çok güzel. Doğada yok olanları var, yok olmayanları var. Yok olmayanları çok ciddi bir problem hali hazırda. Başka örnek var mı polimer? Kontak lens çok güzel örnek. Kan transfüzyonu. Kan transfüzyonu, evet, daha bilimsel örnekler geliyor. Birçok yerde aslında, yani aslında şurada, bu odada baktığımızda, yani şu yer zemin döşemesinden işte koltuklara kadar her şey polimer. Üzerimizdeki giysiler ve biz dahil olmak üzere. Yani mesela Barış hocamız anlattı, DNA, RNA, protein. Bunların hepsi polimer. Saçımız polimer, cildimiz, derimiz polimer, hücre duvarlarımız polimer, damar yapılarımız polimer, kemik polimer. Yani polimer deyince aslında endüstriyel şeyleri düşünmeyin. Biz zaten polimerden oluşuyoruz komple. Mesela öyle düşünürsek ya, protein bir polimer diyorsak, monomeri nedir? Amin asit. Ya da DNA ve RNA polimer olarak düşünürsek, onların monomeri nedir? Evet, nükleik asitler. Yani kısaca demek istediğim şey şu, polimer deyince aklımızda illaki plastik leğenler ya da plastik pet şişeler gelmesin. Daha geniş bakabilirim. Çünkü gerçekten yaşadığımız doğa, işte organik dediğimiz birçok şey aslında polimer. Pekala, polimer ve moleküler etkileşimi biraz olsun anladıysak, ikisini birleştirdiğimiz, işte bu teknik olarak size anlatacağım konu çıkıyor. Moleküler baskılama. Moleküler baskılamayı hızlıca anlatmak gerekirse, aslında yaptığımız şey şu, patates baskısı gibi düşünebiliriz. Şimdi bir molekül var, bu molekülü biz tanımak istiyoruz. Yani sentezlediğimiz polimer bu molekülü özel olarak tanısın istiyoruz. Bunun için bu molekülü alıyoruz. Bir sürü monomerin olduğu, yani küçük o tekli birimlerin olduğu bir ortama koyuyoruz ve bekliyoruz. Burada kendiliğinden bir moleküler etkileşim oluşuyor. İlla ki oluşuyor. Yani hidrojen bağı olabilir, elektrostatik olabilir, hidrofobik etkileşim, bir şekilde bunlar bir etkileşime giriyor. Mesela şurada gördüğünüz gibi bir etkileşime girildi. O etkileşime girdikten sonra o ortamda, o ortamı biz polimerleştiriyoruz. Yani
katılaştırıyoruz gibi düşünebiliriz. Ne varlığında? Çapraz bağlayıcı diyoruz biz bu monomerlere. Bunlar özel monomerler. İki eli var gibi düşün. İki taraftan da bağlıyor molekülü ve daha sert hale getiriyor. Dolayısıyla şöyle bir yapı haline geliyor. Polimer. İçinde de bizim molekülümüz var. Yani tanımak istediğimiz molekülümüz. Tamam mı? Buraya kadar her şey yolunda. Sonra bu molekülü biz içinden çekip alıyoruz bir şekilde. İşte o bağlar zaten çok kuvvetli bağ değildi bunlar. Kovalent bağ değil. Kovalent daha zayıf etkileşimler olduğu için onları kırmak kolay oluyor. Onları bir şekilde asidik veya bazik ortam kullanarak kırıyoruz. Kırdıktan sonra elimizde ne kalıyor? Bir polimer. Ama içerisinde aynen patates baskı yapmışız gibi üç boyutlu o molekülün şekline sahip özel boşluklar kalıyor. Yani bu polimere sadece ve sadece üç boyut olarak bu molekül girebilir. Yani aslında doğanın hep yaptığı, enzimler bunu hep yapıyor, antikorlar zaten yapıyor. Onun yaptığı şeyi kat etmeye çalışıyoruz. Sadece o molekülü tanısın istiyoruz. Sonuç olarak da bir moleküler hafızaya sahip bir malzememiz oluşuyor. Genel olarak bakarsak aslında yapay tanıma bölgeleri sentezlemeye çalışıyoruz. Polimerik bir yapıda. Hedefimiz bu. Pekala neden aslında biraz önce dezavantajlarını saymıştım. Şimdi de avantajları üzerine duracağım. Bunu yapmak istiyoruz. Yani avantajlı bu. Doğal biyomoleküllere göre. Çünkü tailor made yani terzi yapımı gibi. Yani biz aslında onu istediğimiz gibi dikebiliyoruz. İstediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Yani mesela hidrofobik mi istiyorsunuz? Hidrofobik yapabilirsiniz. İşte biraz suda çözünsün istiyorsunuz. Biraz hidrofobik yapabilirsiniz. Ya da nano partikül yapabiliyorsunuz. İşte 20 nanometre olabiliyor, 100 nanometre olabiliyor gibi. Dolayısıyla istediğiniz gibi tasarlayabildiğiniz için bu büyük bir avantaj sağlıyor. Diğer avantajına bakacak olursak, o biraz önce söylediğim gibi antikorlara ya da diğer biyomoleküllere benzer seçicilik ve afinite, yani bağlanma isteği gösteriyor olması. Tekrar tekrar kullanabiliyoruz aynı polimeri. Bu da çok önemli. Yıkayıp içinden tekrar çıkartıyoruz mesela molekülü. Tekrar kullanabiliyoruz. Tabii biraz kaybımız oluyor ama tekrar kullanılabiliyor. Biyomoleküllere kıyasla en aslında önde duran özelliklerden biri bu. Oda koşullarında polimerleri genellikle bir seneden fazla saklayabiliyoruz. Bozulmuyorlar, herhangi bir performans kaybı yaşamıyorlar. Bu sayede uzun bir süre kullanabiliyoruz. Dediğim gibi enzimlerle veya diğer biyomoleküllerle bu pek kolay olmuyor. Yine biraz önce söylediğim gibi çok dayanıklılar. Asidik ve bazik koşullara dayanıklı oluyorlar. Ya da sıcaklık değişimlerine dayanıklı olabiliyorlar ki bu yine biyomoleküller için oldukça problemli bir durum. Aynı şekilde endüstriyel proseslerde işlemlere de entegre edilmeleri mümkün. Daha kolaylıkla mümkün oluyor. Evet, birçok uygulamada kullanılıyor. Şimdi ben burada biyomedikal uygulamalarından bahsedeceğim. Bunun araştırma, yapılan çalışmalardan bahsedeceğim ama aynı zamanda başka alanlarda da kullanılabiliyor. İşte ayırma yöntemlerinde, başka işte tarım ya da çevre, mesela sensörlerde, birazdan zaten birkaç örnek göstereceğim. Sensörlerde bu sistem kullanılabiliyor. Dolayısıyla çevrede çevre analizlerinde ya da işte su analizlerinde mesela suyun içindeki işte toksik maddeleri ayırmada vesaire gibi uygulamaları var. Pekala, şimdi biyomedikal uygulamalarına bakalım. İlk başta, buyurun hocam. Buyurun, çok affedersiniz. Uygulama aşamasına geçmeden ben aslında baskı konusunda bir soru sormak istiyorum. Şimdi polimeri mürekkep gibi düşünsek, evet. İşte mühürde şeydi kalıbımız, mürekkebi alacak, buradan başka bir yere basacak. Siz bu polimerleri basmak için bir kalıp kullanıyor musunuz? Nasıl bir malzemeden kullanıyorsunuz? Hocam aslında kalıp gibi düşünmeyin, biz bunu daha temelden baskıyoruz. Yani siz mesela istediğiniz malzemeyi monomerle bir araya koyuyoruz biz. Polimerizasyonu sonra yapıyoruz, malzemeyi içinden çıkarıyoruz o molekülü ya da neyse test etmek istediğimiz. Yani çözelti içerisine gidip oturacağı yeri mi buluyor malzeme? Evet, o kendi buluyor. Biz ona müdahale ediyoruz. O bir şekilde etkileşime giriyor. O haliyle biz onu donduruyoruz aslında. O haliyle dondurup daha sonra içerisinden o molekülü çıkardığımızda donmuş bir şekilde üç boyutlu hafıza kalıyor gibi düşünebiliriz. Ben teşekkür ederim.
İlk uygulama, vermek istediğim ilk uygulama örneği ayırma örnekleri. Tabi zaten dediğim gibi moleküler eğer etkileşim varsa tanıma illaki ayırma örneği de olacaktır. Ayırma dediğimiz zaman da ilk aklınıza gelen şey kromatografi oluyor. Kromatografi duydunuz mu daha önce? Evet. Kromatografi çok temel bir ayırma tekniğidir. Özünde de şu şekilde iş yapar. Bir kolon vardır. Bu kolonun içinde bir dolgu maddesi vardır. Şurada görüyorsunuz. İçinde bir, yani dolgu maddesi şu anda gözüküyor, beyaz kısım. Dolgu maddesi var. Biz yukarıdan karışımımızı döküyoruz. Buradaki örnekte, ben bunu sadece genel bir örnek olsun diye koydum. Buradaki örnekte karışımımız bizim yeşil boya. Tamam mı? Yeşil boya ne? Hangi boyalardan oluşur? Mavi ve sarıdan. Şimdi biz yeşili ayırmaya çalışıyoruz. Yeşili koyduk. Bakın mavi boyanın kimyasal yapısı farklı. Sarı boyanın kimyasal yapısı farklı. Bu iki molekül arasında hangisi dolgu maddesine daha çok bağlanırsa, yani hangisinin etkileşimi daha kuvvetliyse dolgu maddesine, o yavaş gidiyor. Çünkü dolgu maddesini sevmiş. Yani onunla bir etkileşime girmek istemiş. Orada duruyor. Fakat sarı olan dolgu maddesiyle herhangi bir etkileşime girmiyor molekül olarak. Hiç hoşlanmamış ondan. Bir an önce kolonu terk etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu iki karakter özelliğinden faydalanarak biz molekülleri ayırt edebiliyoruz. Çok kullanılan, özellikle ilaç endüstrisinde hatta tek kullanılan yöntem diyebilirim, bu şekilde analiz yapılıyor. Yani şurada gördüğünüz gibi bakın zamanla yavaş yavaş bu daha hızlı iniyor, bu daha yavaş iniyor ve moleküller ayrılıyor birbirinden. Aynı prensibi dolgu maddesini çıkarıp içine bizim sentezlediğimiz moleküler baskılanmış polimerleri koyarsak nasıl olduğunu düşünelim. Ondan önce burada daha ziyade kullanılan affinite kromatografi diye geçiyor. Biyoloji uygulamalarında çok kullanılıyor. Dolgu maddesi yerine antikorlar var. Antikorları sabitliyorsunuz bir sisteme. Yukarıdan karışımı veriyorsunuz. Bakın burada sadece üçgen olan bağlanıyor. Diğerleri akıyor. Burada siz üçgeni, yani bu bir protein olabilir, başka bir biyomolekül olabilir, homojen bir şekilde elde etmiş oluyorsunuz. Evet, biraz önce söylediğim gibi aynı sistemi alıp polimerlerimizi koyarsak içerisine, yani belirli molekülü tanıyan, spesifik olarak tanıyan polimerlerimizi koyarsak benzer bir sistem elde edebiliyoruz. Bu tip uygulamalar var. Burada karışım var görüyorsunuz. Yukarıdan karışım boşalttık yine. Aşağı doğru akıyor. Ama akarken bizim bu polimerimiz görüyorsunuz. Burada bu altıgen yapı baskılanmış polimere. Dolayısıyla sadece altıgen yapıyı tutuyor. Geri kalanları gidiyor. Ve biz şurada gördüğünüz gibi bu analiti, yani test edeceğimiz bu molekülü saf bir şekilde elde etmiş oluruz. Ayırmış olabiliyoruz. Bu bir ayırma örneği. Ayırma deyince sadece aklımıza kromatografi gelmesin. Aynı zamanda da ne gelebilir? Mesela manyetik olarak ayrılabilir. Yani yine bir biyolojik örneği alıyorsunuz. Kan olabilir, başka bir örnek. Bir beherin içine koyuyorsunuz diyelim. Burada gördüğünüz gibi manyetik nanopartiküller var. Bu manyetik nanopartikülleri işte bu polimerlerle kaplarsanız, yani bir şeyleri tanıyan polimerlerle, mesela bu örnekte bu polimerler bakterileri tanıyor. Yani bakteri baskılanmış, demek ki bakteriyi tanıyacak. Siz bu kan örneğini bu beherin içine koyuyorsunuz ve ne oluyor? Manyetik nanopartiküller gördüğünüz gibi sadece bakterilere bağlanıyor. Diğerleri gidiyor. Siz de sadece bir mıknatıs yardımıyla onları çekebiliyorsunuz. Bu da bir yine biyolojik uygulamalarda kullanılan ayırma tekniği. Yine bir örnek. Bu şematik gösterimiydi. Bunu öyle ben çizdim. Burada da bir bilimsel çalışma örneği var. Mesela manyetik nanopartikül çevresinde polimer kaplanıyor tamamen kimyasal olarak. Bu polimer bu örnekte lizozimi tanıyor ve sonunda görüyorsunuz bu proteini tanıyan bir manyetik nanopartikül sentezlenmiş oluyor. Yani demir oksitten yapılıyor bu manyetik nanopartikül. Mutlaka siz onu o herhangi bir ortamdan ayırabilirsiniz. Bu sadece ayırma deyince de teşhis tanı değil, aynı zamanda tedavi yöntemi olarak da aslında kullanılabiliyor. Burada da yine bir örneği görüyorsunuz. Manyetik nanopartikül çevresi polimerle kaplandı. Polimer baskılandı, yani bir molekülü tanıyacak şekilde tasarlandı. Ve bakın yine beherin içinden bir mıknatıs yardımıyla o her neyse ayırmak istediğimizi ayırdık. Diğer bir
biyomedikal uygulama alanında tabii ki işin içine tanım olduğu zaman illaki biyosensör giriyor. Biyosensör genel olarak aslında bir temeline bakacak olursak bir biyolojik yanıtın algılanabilir bir sinyale dönüşmesi diyebiliriz biyosensör için. Yani vücudumuzdaki herhangi bir biyolojik hareketi bizim algılayabileceğimiz bir işarete dönüşmesi, dönüştüren sistem. Burada görüyorsunuz. Bu bizim polimerlerimiz. Biyosistemin, biyosensörün neresinde var olabilir? Biyoreseptör kısmında, yani tanıma kısmında. Öyle değil mi? Çünkü ne kadar bizim polimerimiz iyi tanırsa bir maddeyi, o kadar iyi bir sensör geliştirebiliriz. Bir de biyosensör geliştirmek için, yani sensör veya çip teknikleri, çip uygulamaları yapabilmek için aslında tercih edilen yöntem immobilizasyon, yani sabitleme. Genelde cam ya da herhangi bir substrat üzerine bu polimerler sabitleniyor daha iyi çalışsın diye. Yani sistemimiz aynı, prensip aynı, bu sefer polimeri camın üzerinde ya da neyse o transducer deniyor, support deniyor vesaire, onun üzerine üzerinde geliştiriyoruz polimeri. Orada üretiyoruz ve dolayısıyla sistemimiz bu şekilde çalışabiliyor. Mesela bu örnekte görüldüğü gibi şurada bu bir ikisi de biyosensör örneği. Yukarıdakinde biyolojik reseptörler kullanılıyor. Bakın görüyorsunuz şu şekilleri tanıyan. Aşağıda da benzer bir sistem moleküler baskılanmış polimerlerle yapılıyor. Yani polimeri kaplıyorsunuz sistem yüzeyin üzerine ve benzer bir tanıma elde edebiliyorsunuz en sonunda. Burada da yine bakın küresel polimerler sentezlenmiş, nanopartikül olabilir ve bir yüzeye immobilize edilmişler. Yani sabitlenmişler. Burada görüyorsunuz, çok detaylı anlatmayacağım ama şu peak, burada gözüken bu sinyal o molekülün tanınmış olduğunu gösteriyor. Bu kontrol polimeri burada o sinyalden yok ya da varsa da çok az var. Bu da aslında o işin başarıldığını gösteriyor. Yani kontrol polimeri baskılanmış polimer değil, herhangi bir polimer. O molekülü tanımıyor fakat baskılanmış olan tanıyor gibi düşünebiliriz. Bir diğer örnekte de sadece tek bir molekülü tanımak için değil de şimdi gelişmiş teknolojiler, Numan Hoca da bahsetti, nanoteknolojiyle beraber farklı farklı mesela molekülleri aynı anda tanıyan sistemler geliştirilebiliyor. Yani bir düşünün ki evde yapabileceğiniz bir test, siz bir belki sadece bir tükürük ya da bir idrar örneğiyle damlatacaksınız bir çipe ve siz oradan renklerle, farklı renklerle bir sürü farklı hastalığı tespit edebileceksiniz. Şekerim şu kadar oldu, şu proteinim bu kadar yüksek, işte şu az gibi. Nihai amaç bu aslında. Herkesin evinde böyle bir kit oluşması, olması bir, bu şekilde düşünülebilir. Yine bu örnekte de görüldüğü gibi bu bir yüzey ve yüzey üzerine sentezlenmiş polimerler var. Her biri farklı molekülü tanıyabiliyor. Dediğim gibi en başından beri aslında buyurun. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Bu polimeri kapladığınız support veya transducer yüzeyi üzerinden tekrar o polimerin immobilizasyonunu kaldırabiliyor muyuz? Tekrar yeniden inşa edebiliyor muyuz yaptığımız cihazı? Kaldırabiliriz ama bozulur. Yani ne için sorulsun? Şimdi şöyle farklı molekülleri analiz etmek için çip üzerinde birden fazla immobilizasyon yapıyorsunuz. Fakat diyelim baseline kaldırıp tekrardan farklı bir molekülü immobilize etmek istiyorum. O amaçla kullanmak istediğimde, yani o çipi tekrar tekrar farklı molekülleri tanıma sistemi oluşturmak istediğimde, çünkü ben yüzey SPR'le çalışmıştım, yüzey plazma resistansı. Onda bizim sorunumuz o kimyasal plate'i kapladıktan sonra, immobilize ettikten sonra yüzeyi tekrar onu kaldırıp farklı molekülleri tanıyacak etkileşimleri oluşturamamaktı sorunumuz. Bunda bir sorun yaşamıştık, o bakımdan soruyorum. Anladım. Bunun üzerine düşünmek lazım. Bence zor. Yani kaldırıp şeyi bozabiliriz o tanımda. Evet, o plate'in alt şeylerinde de transdüsür yapılarının da kimyacılar bozulabileceğini ifade etmişlerdi. Hiç öyle görmedim. Ama biz onu farklı, o çipler çok takdir edersiniz ki çok pahalı olduğu evet, için bizim de amacımız özellikle talezimler üzerine çalışmıştık. DNA protein etkileşimleri üzerine çalışmıştık.
O kimyasal yapısını tekrar oluşturup silinecek immobilizasyonu, rejenerasyon yapacak tekrar evlileri, benzer evlileri yapacak da sorun çıkmıştı. O bakımdan soruyorum. Yaptınız mı böyle bir çalışma? Yapmadım, duymadım da ama çok ilginç bir istekmiş, evet. Bunu da düşünmek gerekebilir. Teşekkür ederim. Ben bakıyorum, estağfurullah. Oradaki manyetik alan etkileniyor zaten. Kaldırdığınız zaman çekimde ayrıştırmaları sağlayamıyorsunuz net zaten. O yüzden yani yüzeydeki manyetik alanlar etkileniyor. Temizlendiği zaman. Ama onu ben malzeme biliminde görmüştüm. Evet. Farklı bir alanda gerçi. Biyometrik alanında değil de oradaki yüzey değişiyor. Yani biz mesela eski yer örneği yapmıştık ben doktoradayken ama sadece bir örnek için yaptık. Peki onun tekrar onu kaldıralım yerine yeni bir tane düşünmedik aslında. Anladım. Kaplayıp ona göre proteini gönderip etkileştirmeye çalışmak istemiştik o bakımdan. Anladım. Yani düşünmek istemiyorum. Hiç daha önce karşılaşmadığım bir şey. Evet. Çok yardımcı olamadım ama. Evet, devam etmek gerekirse başından da söylediğim gibi antikor ya da enzim kopyası taklidi yapmaya çalışıyoruz demiştim. İlk çalışmalardan biri, Barış hocamız da biraz önce bahsetti yayınların kalitesinden ya da derginin kalitesinden. Bu Nature'da yayınlanmış bir çalışma. 93 yılında yayınlanmış, oldukça da eski aslında ama çok önemli bir çalışma. Çünkü ilk kez bu grup gösteriyor ki burada bir ilaç molekülü var ve bu ilaç molekülünü tanıyan bir polimer sentezleyebiliyorlar. Yani diyorlar ki biz ilk kez bir antikor taklidi yaptık, antikor benzeri yaptık. Çünkü bizim yaptığımız polimer sadece şu ilaç molekülünü tanıyor. Yani bu bir örnek molekülü zaten, herhangi bir şey demek değil ama buradan çok şey demek oluyor sonrası için. Bir diğer çalışmada da, bu da oldukça önemli bir çalışma. Bunda da şöyle bir şey yapıyorlar. Arı zehrini, melitin adı verilen arı zehrini alıyorlar. Bu bir peptit yapısı, melitin. Bunu yine biraz önce söylediğim gibi monomerlerle aynı ortama koyuyorlar. Yani bir sürü farklı monomer. Monomerleri burada görüyorsunuz bakın. Farklı moleküller. Bunu şu arı zehriyle, burada da yine boşluğunun konusuna giriyoruz aslında. Peptit zincirini hepsini beraber aynı bir ortama koyuyorlar. Ve sonra bekliyorlar. Bekliyorlar ki bu monomerler bu zincirin herhangi bir yeriyle etkileşime girsin. Ve giriyor. Daha sonra şurada etkileşime girmiş hali. Daha sonra bunlar polimerize ediyor. Yani nanopartikül sentezi, nano yapı sentezleniyor burada. Bakın burası sentezlenmiş hali. Şu yeşiller bu melitin zinciri. Daha sonra bu kalıp molekül, yani bu örnekte olduğu gibi melitin polimerlerin içinden çıkartılıyor. Ne oluyor? Elimizde nanopartiküller var burada ve içlerinde 3 boyutlu boşluklar var. Bu boşluklar melitin molekülünü tanıyacak. Bunu denemek için de fareleri kullanıyorlar. 3 grup fare alıyorlar. Birine sadece zehiri enjekte ediyorlar. Diğerine zehiri ve arkasından kontrol polimeri baskılanmamış olan polimer. Bir diğer gruba da zehir ve hemen arkasından baskılanmış polimer nanopartikülleri enjekte ediyorlar ve buldukları sonuç aslında oldukça umut vadedici bir sonuç. Burada görüyorsunuz şu yeşil olan Y ekseni farelerin yaşam yüzdesi. Yeşil olan sadece zehirin verildiği farelerin yaşam yüzdesi. Gördüğünüz gibi sıfıra yakın. Gri olan yaklaşık %25 civarında bir yüzde var. Kontrol polimeri. Demek ki aslında dediğim gibi size kontrol polimeri de etkileşime giriyor. Zaten dedim ya illa etkileşime giriyor molekül molekülle. Kontrol polimeri de etkileşime giriyor ama o etkileşimleri biz ayarlamamış oluyoruz. Onlar kendiliğinden oluyor. Biz bunlara non-spesifik etkileşim diyoruz. Fakat bu çalışmada o baskıladıkları polimerlerde görüyorsunuz yaptıkları nanopartiküller.